Neriman Özsoy karşınızda arkadaşlar. Merhaba Neriman, hoş geldin. Merhabalar Ufuk, merhaba. Ben senden önce bütün soruları yönelttim arkadaşlara. Cevaplarını da kendimce verdim. O zaman ben kapatayım. Bana Sen gerek kalmadıysa. Yok, bir girizgah yaptım senden önce de. Yani birçok insanların senin için merak ettikleri sorular var. Senin hakkında uzun süredir zaten Japonya'dasın. İstanbul'da, Türkiye'de değilsin. Şu anda neredesin Neriman? Şu anda Tekirdağ'dayım. Yani İstanbul'a çok yakınım. İstanbul'dayım. Tekirdağ'dasın. Yani Japonya'da değilsin. Tamam. Peki neler yapıyorsun bu korona günlüklerinde? Nasıl geçiyor? Japonya'daydın. Şöyle söyleyeyim, Ufuk, tabii ki korona ilk başladığında tabii ki uzak doğu kökenli bir virüs olduğu da biliniyor herkes tarafından. İlk çıktığında Çin tabii Japonya'ya çok yakın olduğu için acaba bize de sıçrar mı, hemen buraya gelir mi diye. Japon halkını çok böyle tedirgin etmeden, bilinçlendirerek ama sürekli uyarılarda da bulunarak bizi böyle biraz koruma altına alıp orada yaşama devam ettik. Açıkçası yaşamımız hiçbir zaman durmadı. Sosyal hayatımızda hiçbir zaman durmadı ama Ocak sonu biten ligimizden sonra belli bir aralık vardı ve ondan sonra oynamamız gereken bir turnuva vardı, o iptal oldu. Evet. Dolayısıyla ben geri döndüm ve iyi ki dönmüşüm, çünkü şu anda biliyorsun bazı uçuşlar kapandı falan filan ve geri dönememekten de çok korkmuştum. Ayrıca iyi oldu yani benim için ailemin yanına gelebilmek, hani onlardan bu dönemde uzak kalmak çok kötü olurdu yani, kaldıramayabilirdim çok. Zaten uzaktayım, zaten telefon böyle boş ucumda falan uyuyorum. İyi oldu dönmem. Doğru. Orada ama lig erken bitti o zaman korona nedeniyle. Yani aslında ligin erken bitişinin nedeni olimpiyatların, 2020 olimpiyatlarının Tokyo'da düzenlenmesiydi. Bu yüzden zaten schedule olarak da ocağın sonuna planlamışlardı. Lig planlanan süre içinde bitti. Sadece Mart sonunda oynanması gereken Emperis Cup'ı iptal etmek zorunda kaldılar. Tabii ki bunun takibinde Krobaşiki Cup da iptal oldu ve geri döndük. Kulübüm de çok anlayışlı davrandı. İsteseler beni orada tutabilirlerdi. Sözleşmem devam ediyordu. Ama böyle bir şanslı bir dönem oldu benim için. Çok teşekkür ederim Neriman. Peki bu korona sürecinde seni en çok endişelendiren şey ne oldu? Yani oradaydın sonuçta korona başladığı zaman ve uzak doğu kökenli bir virüs bu. Ne ilk aklına gelen ne oldu? İlk aklıma gelen, açıkçası çok fazla korkmadım ilk duyduğumda. Çünkü Japonya'da şöyle duyurdu. Aslında normal bir virüsten bile hani istatistiksel olarak insanların daha fazla öldüğünü. Çünkü daha fazla ölümler çok artmamıştı o zaman, ilk biz duyduğumuz zaman. Ocak'tı zaten. Şubat geçti, Mart ayında özellikle İtalya'nın durumundan sonra eyvah aileme bir şey olur mu? Yani ilk bana bir şey olma korkusu değil ama anneme babama bir şey olur mu? Çünkü onlara gelen şeyler bize gelsin. Yani hepimizin başlarının tacı onlar. Dolayısıyla ilk aileme bir şey olur mu, sevdiklerime bir şey olur mu korkusu vardı. Dolayısıyla daha sonra ya acaba bir şey olursa gidemezsem, bu sefer yanlarında olamazsam korkusu vardı. Dolayısıyla Allah kabul etsin bu arada, herkes iftarını atmış olanlar için de çok önemli, çok mübarek bir aydayız. Evet. Böyle bir dönemdi benim için. Ama tabii çok ben böyle korkuları olan bir adam değilim. Böyle uçaktan korkarım, türbülansdan falan. Ondan sonra bir de sevdiklerimi kaybetmekten korkarım. Bu hayat. Kaç saat? Japonya kaç saat buradan uçakla? Şöyle, İstanbul'dan direkt Tokyo uçuşu var zaten. 12 saatte uçuyorsunuz. Direkt uçuşlar var. O sen bir sürü türbülans yaşamışsındır o zaman. Çok yaşadım, çok çok. Sorma. Bu arada yorumlar geliyor. Galatasaray seni bekliyor. Cevap Daha geri dönme. Gelmişken Neriman, at imzayı Galatasaray'a gitsin diyor. Bir sürü yorumlar geliyor bu konuyla alakalı. Onların hepsine zaten etraflıca konuşacağız. Peki bu koronanın sana kattığı şeyler ne oldu acaba? Neleri özledin mesela? Ya korona olmasaydı da ben bir sürü şeyi özledim. Bu arada şimdi koronavirüsü insanları bu kadar öldürdüğü için ve şu anda gündemde olduğu için çok konuşuyoruz ama bir hani Avrupa'da doğmuş, biz Orta Asya ülkesiyiz. Sonuçta buradaki virüslerden çok daha değişik virüsler var orada. Gerçekten bizim vücudumuzun adapte olması gerektiği. Yani ilk gittiğim sene bile böyle bazı dönemlerde kendimi kötü hissettim. Sezon bittiğinde böyle biraz zayıfladım falan filan. Hani metabolizma olarak da yediğim şeyler değişti. Hava durumu değişik, saat dilimi değişik. Yani tabii ki vücudu gerçekten adapte etmek için bir süre gerekiyor. Ama korona süreci açıkçası
sadece bana değil ama ben zaten küçük şeylerden mutlu olabilen bir insanım. Ya bu hayata biraz daha böyle sıkı sıkı sarılmayı, an yaşamayı, yani biz bazen elimizdeki değerlerin de farkına varamıyoruz ama eyvah ya kaybedersem, ya yarın sevdiklerimi göremezsem bugün daha çok paylaşmalıyımı öğretti diye düşünüyorum. Bence bu herkes için böyle. Çok doğru, çok doğru. Yani insan bir takım şeyleri yaşadıktan sonra aslında tecrübe ediyor, geç anlıyor bazı şeyleri. Ama önemli olan anlamış olmak. Peki hayranların için bazı bilgilendirme soruları var. Şöyle, voleybola seni kim teşvik etti? Voleybola nasıl başladın? Şöyle söyleyeyim, ben voleybola hiç sevmeyerek başladım aslında. İstemeyerek de başladım diyeyim ben sana. Ablam voleybolcuydu benim. Bu Burhan Felek'te, sen çok iyi bilirsin oraları. Bu Sosisli. Burhan Felek'in sosisli Mehmet abi. Mehmet abinin yaptığı sosisli falan. Mehmet abinin yaptığı sosisliler için giderdim ben oraya. Ablamın maçı için falan değil, hiç bakmazdım maça. Çünkü bir maç başında yerdim, bir de ablam maçtan çıktığında böyle duş alana kadar bir tane daha yerdim. Ondan sonra bir gün oraya gittim. Tabii bayan maçları o zaman böyle servisin bir diğerine geçtiği falan sistemde oynanıyor. O kadar yavaş, uzun saatler sürüyor ki ısınmaları falan filan beni deli, hadi artık başlasın falan. Bir gün yine gittiğimizde babamla tribünde oturuyoruz. Tesadüfen Konstantinov'un maçı var. Bilirsiniz o Bulgar Konstantinov, inanılmaz bir karakter. Orada çok enteresan bir şey oldu. Böyle deli dolu da bir karakter. Sahada smaç vurup karşıma fileyi kaldırıp dilini çıkardı. Ceza koltuğuna attılar onu. Kırmızı kart falan gördü. Benim acayip hoşuma gitti. Şimdi değişik bir şey oldu. Bu herkesin yaptığı bir şey değil. Ceza koltuğunda adam bekledi falan filan. Biz de onu bekledik konuşabilmek için. Benim ailem Bulgarca biliyor. Babam gayet böyle hani merak eder şekilde nasıl çalışıyorsunuz falan filan. Benim sorum, o hareketi nasıl yaptın ya? Nasıl onu becerdin yani? Nasıl bir cesaret diye. O erkek voleybolundaki güç, tabii oradaki rekabet falan beni daha çok çekmişti. Ve babamlar da hadi sen de oyna falan, böyle çok ümitsiz ama yani. Senden çok ümitli değiliz ama sen de bir oyna. Hani kötü alışkanlıkların olmasın diye beni böyle götürdüler. Biz de bugünlere geldik çok şükür. Zaten birçok başlangıçta hani böyle kötü alışkanlıkları olmasın, iyi bir arkadaş çevresi olsun, sağlıklı olsun diye spora teşvik edilir aile tarafından. Ablan oynuyor mu hala şu anda voleybol? Yok, ablam oynamıyor. Ablam çok uzun süre önce bıraktı. İşte üniversiteyi iyi bitirip o daha farklı bir kariyer çizdi ve ondan sonra çocuk doğurdu benim. Ben Esra'ya aşığım. Esra'yı doğurdu. Hayatta yaptığı en güzel iş. Buradan izliyorsa da. İyi ki doğurmuş Esra'yı. O yüzden böyle yani. İyi ki devam etmemiş o. İyi ki, iyi ki. Bu arada birkaç defa üst üste sordukları için soruyorum Neriman sana. Konuyla ilgisi yok ama kaç numara ayakkabı giyiyorsun abla? Boyun uzun, merak ettim, ne olur kızma diyor. Kaç numara giyiyorsun Neriman? 43,5'la oynuyorum. Sahada oynayan ayakkabı biraz daha böyle 1-1,5 santim büyük oluyor. Sıçrıyoruz falan, ayak öne gidiyor. 43,5'la oynuyorum. 27,5 santime denk geliyor. Evet. 42 numara normal casual hayatta giydiğimiz ayakkabı numaram 42. Zor bulunuyor, onu söyleyeyim. İnternetten sipariş böyle çok fazla bulamıyoruz. Evet. Bu cevap için de teşekkürler. Peki sen aslında çok vefanla bilinen bir insansın. Ve altyapıdan görüştüğünde arkadaşların var mı voleybola ilk başladığından bu yana? Var, var. Altyapıdan zaten Eczacıbaşı'nda başlamıştık biz. Gerçi Didem Ege var. Didem Akman şu anda ama Didem Ege olarak biz onu tanıyoruz tabii, biliyoruz. Enka'da oynuyordu. Aslında ilk onunla başlamamıştık ama bizim altyapıya transfer oldu. Ve çok yakınım oldu. Hala her gün konuşup, ya benim canımın içidir. Tabii ki belli bir dönem sonra o işte Amerika'da çok güzel bir okul buldu kendine. Ben gidip geleyim dedi. Onun boyu biraz daha kısaydı. İşte libero olmayı tercih etti. Ama çok iyi bir smaçördü. Aslında bütün liberolar biliyorsun bir smaçör olarak başlıyorlar. Sonra fiziksel durumlarından dolayı gitti geldi galiba bir ara. Evet. Libero olmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla o da öyle bir yol izledi ve şu anda Sarıyer Kulübü'ne de hala Türk voleyboluna hizmet ediyor. Yani buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Bizi birleştiren, arkadaş yapan, evet tanıştıran voleyboldu ama bizi birleştiren, bir arada tutan tamamen böyle karakter uyumu, o güzel insan olmasından kaynaklı bir durum. Yani onu buradan çok seviyorum. İzliyorsa da buraya. Yani izlemiyorsa da tekrarını izler zaten, bir bebeği olduğu için evde. İzlemiyorsa büyük ceza. Büyük ceza. Şınav cezası. Peki
dürüstlük ve açık sözlük senin bilinen karakterin aslında. Yani sen içinde olan bir şeyi tutmazsın ve dışarıya söylersin. İnsanları incitmemeye çalışarak aslında dilimizin döndüğünce. Bu sana neler kaybettirdi, neler kazandırdı? Şöyle söyleyeyim, yani kariyerim boyunca da çok tabii zorlandım. Burama kadar gelen dönemler oldu. Yani çok böyle artık ya artık şurama kadar geldi falan filan, ama asla o saygımı kaybetmedim. Hiç kimseyle de o belli bir, herkesin ilişkisinde belli bir çizgi vardır. Hiçbir zaman o çizgiyi aşmadım. Bana karşı aşıldı ama ben aşmadım. O yüzden bu konuda gerçekten tek kendimle çok gurur duyduğum bir kısım varsa, hiçbir zaman bunu dürüst olmayı bırakmadım. Başkalarının arkasına iş çevirmedim. Hiçbir zaman böyle bir ortama bile girmedim, dahil olmadım. Dolayısıyla ben inançlı da bir insanım. Hani kul hakkından falan çok korkarım. Yani hiçbir şekilde. O yüzden çok iyi hissediyorum. Ben böyle kafaya yastığa başımı koyduğum zaman çat diye uyuyan bir insanım. Dolayısıyla bunu herkes beceremez. Ben o yüzden çok mutluyum. Kendi hayatımda da kendimle de çok barışığım ve bununla da çok mutluyum. Çevremden şu anda hayatlarına dokunduğum insanlardan ya da benim hayatımda bu kadar yakında bulunan arkadaşlarımdan çok mutluyum şu anda. Peki bu böyle hani bu kadar nasıl söyleyeyim sana, anlayışlı olabilmek için bir özel bir terapi yapıyor musun kendine? Şimdi son zamanlarda görüyorum, bahçecilikle ilgileniyorsun. Domatesler, böyle fotoğrafları, videolarını görüyorum. Bu bahçecilik merakı nereden başladı sende? Şöyle söyleyeyim, ben biz Bulgaristan göçmeniyiz. Benim annem babam bunları çok iyi bilirler. Yani evet. Biz koronavirüsü olmasa bile hep böyle konserve yaparlar. Her şeyin suyunu sıkarız. Biz meyve suyunu yaparız. Doğal besleniriz. Doğal yaşamayı severiz. Dolayısıyla böyle bahçeciliği de onlardan öğrenmeye çalışıyorum. Aslında ben böyle daha çırağım. İşte ustalardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Çilek nasıl yetiştirilir, nasıl sulanır, işte fideleme nedir? Biz bir şeyler yiyoruz ama marketten alınca böyle plastik tadı falan geliyor. Açıkçası yediğimizin de bir şeyi olmuyor. Görüntü var ama ses yok gibi. İşte hiçbir şey yok, tadı yok, tuzu yok. Ben böyle biraz daha hani doğala kaçmak istiyorum. Belli bir yaştan sonra herkes bu hayata geçiyor ama bana bunlar çok keyif veriyor. Zaten metropol gibi bir yerde yaşıyoruz. Ben şimdi Japonya'dan geldim açıkçası. Ya gerçekten evet, doğayı özledim ya. Yani o salondan antrenmana, işte antrenmandan eve gittiğimiz bir tempodan sonra böyle şeyleri özlüyorsunuz. Doğru, doğru. Peki ileride daha büyük kapsamda böyle bir planların var mı? Hani böyle Mandıra Filozofu'nun filmi vardı, hatırlar mısın? Bilmiyorum. Evet, evet, evet. Ha, o tarz bir şey mesela, tamamen doğala yönelik. Ya tabii bazı planlarım var. Açıkçası yurt dışı bağlantılı da bir şeyler yapmak istiyorum. Bakalım, yani bu işler kısmet. Ben yarın ne olacağımız belli değil. Yani bulunduğumuz duruma bak. Öncelikle sağlık. Tabii en iyi bildiğimiz iş şu anda voleybol ama voleybolu bıraktıktan sonra tabii bıraktığım gün, ertesi gün ne yapacağımı bilemiyorum demek çok büyük talihsizce bir açıklama. Bence bu hani böyle olanlardan olmak istemem. Bir planım olmalı, bir B planım olmalı. Ama bunu illa hani böyle olacak diye bir şey söyleyemem. Ama kafamda bazı şeyler var ve şu anda bazı girişimlerim de var. Çok düzgün bir çevrem de var. Yani güvendiğim çok düzgün insanlar da var. Dolayısıyla yaptığım zaman ama söyleyeceğim sana. Peki. Murat Mert Yücekök, bu arada hoş geldin. Voleybol Plus'ın sahibidir kendisi. Federasyonda da çalışıyor. Merhaba Murat. Neden kulaklık demiş? Yani bugün öyle tercih edin. Sesimi daha zaman iyi duyabilmek için kulaklık. Evet, evet, evet. Yani öteki türlü birazcık uzaktan kalıyor. Bir de daha pürüzsüz ses kalitesi amacıyla kulaklık kullandım bu sefer. Peki Japonya konusuna gelmek istiyorum. O konuyu açmak istiyorum. Uzun süredir Japonya'dasın. Türkiye'den çok uzaksın. Yani neden Japonya? İlk teklifi aldığın zaman neler hissettin? Nasıl bir teklif geldi? Çok düşündün mü? Çekincelerin, kaygın oldu mu? Şöyle genişçe bir anlatırsan ilk başından izleyicilerimiz de bilgilensinler. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsun ki ben çok erken yaşta hep Avrupa'yı denedim. Çünkü çok oynamak istiyordum yurt dışında. Teklifler aldım. İşte gittim. Zamansız da gittim. Öncesinde gittim falan filan. İşte İtalya'yı denedim. Polonya'yı da oynadım. Rusya'da oynadım falan. Hepsi inanılmaz güzel anılarla dolu. İnanılmaz güzel, bana göre başarılarla dolu. Çok güzel yıllardı. Çok şey öğrendim ben hem Avrupa insanından ama Asya insanının çok daha değişik özellikleri varmış. 2015 yılında ilk Asya'dan teklif aldığımda, yani önce bir Çin'den de teklif aldım. Çünkü ben böyle bir tedirgin olmuştum. Acaba gitmeli miyim? Çünkü biz hep Uzak Doğu'ya gittiğimiz, yaptığımız kamplarda da
Böyle bavullarımız dolu falan giderdik. İçlerinde biliyorsun konserveler falan böyle dolmalar, Evet. dolmalar. Yani bir ay kalıyoruz ama yani giyeceğimiz kostümden çok ya yani formalarımız olsun, ayakkabımız olsun bir de aman aç kalmayalım durumundaydık. Dolayısıyla bir korkmuştum ama Japonya tamamen benim o ön yargılarımı bitirdi. Tertemiz, yeme alışkanlığı da tertemiz bir ülkeye gittim. Çok güvenilir. Yani ben böyle bazen de unutkanım. Arabanın anahtarını başka yerde unuturum, cüzdanımı başka yerde unuturum. Arkadan takım arkadaşıma nereye yine unuttum falan diye gelir. İnanılmaz güzel bir ülkeye gittiğimi düşünüyorum. Kültürel olarak da yani insani yapısı anlamında da bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Ben çok sabırsız bir insanımdır mesela. Orada sabretmeyi öğrendim. Yani sabrederken belli etmemeyi öğrendim. Çünkü ben ne hissedersem çok çabuk belli ederim. Orada belli etmemeyi öğrendim. Tabii bana öğrettikleri, kazandırdıkları çok şey oldu. İyi ki gitmişim yani. 3 sene üst üste de bayıla bayıla. Yani aşık olduğum bir yer benim Japonya. Gerçekten orada inanılmaz bir tecrübeydi benim için. Vallahi çok güzel anlattın. Japonya'ya ertesi gün yarın gidebiliriz belki. Gidelim. Peki oraya sporcu değil de turist olarak gider miydin? Giderdim. Giderdim. Özellikle merak ediyorsanız şimdi tabii ki böyle tapınak yapılarını işte böyle historical şeyleri tarihi merak edenler çünkü bununla ilgilenen özellikle bununla ilgilenen insanlar var. Ben giderdim. Kyoto inanılmaz bir yer. Yani şu anda Google'a Kyoto yazsanız fotoğraflarından falan belki yarın bilet almak isteyeceğiniz bir yer o haline gelebilir. O doğal güzellikleri, cherry blossom'lar var biliyorsun. Kiraz ağaçları orada açtığınız zaman inanılmaz güzel bir görüntü oluyor ve dünyanın gerçekten birçok ülkesinden oraya akın ediyorlar. Yani böyle çadırlarda falan kalıyorlar. Sadece kalacak yer kalmıyor artık Tokyo gibi bir yerde. Onlar sırf orayı görebilmek için geliyorlar ve çok haklılar bu konuda. Ya yani sonuçta farklı bir yer ve mutlaka bence görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim aydınlattığın için. Bu arada yoğun bir şekilde milli takımla alakalı, olimpiyatlarla alakalı sorular geliyor. Arkadaşlar Kobe. oralara geleceğiz. Kobe'stik bir tane Neriman Onat, Onat, Onat söylüyor. Onat. Kobe. O da çok Evet. gezmiş görmüş tabii bir antrenörümüz. O yüzden onlar da biliyor. En az benim kadar o da gezdi, gördü. Yani Rusya'ya gitti, Azerbaycan'da antrenörlük yapıyor falan filan. Evet. Tabii çok bilgisi var. Uzun süredir Azerbaycan'da, o da artık hani Fenerbahçe'yi de burada noktalandırdıktan sonra daha da geri dönmedi bu taraflara. Onat soruyorlar neden geri dönmüyorsunuz diye. Niye geri dönmüyorsun? Niye kaldınız abi orada? Onları Niye giremiyorsun? cevaplayın. Bu arada Adnan abi burada mı acaba? Adnan Kıslak, onunla alakalı bir sürü konulara gireceğiz birazdan. Buradaysa bir el sallarsa bize. Acelesi yok. Yavaş yavaş sallayabilirsin Adnan abi, izliyorsan eğer. Adnan abi buradaysa yalnız biraz kendini Önümüzü şişir. kapatın. Adnan Peki abi geldiyse. Japonya serüvenine alakalı oradaki lig sistemi nasıl? Kaç takım var? Yabancı oyuncu sınırlaması var mı? Adnan abi el salladı bu arada. O Adnan Adnan abi, amcim merhaba. birazdan geleceğiz Adnan abi seninle ilgili geniş geniş konulara. Ay Tunç abi de geldi. Şey, Japonya sistemi hakkında şunu söyleyeyim. Hatta böyle çok mutlu oldum şimdi. Japonya'yı da bilen Tunç abi çok iyi bilir. Çok oyuncu verdi oraya tabii. Çok değerli onlar için. Şimdi Japonya sisteminde ilk gittiğimde 8 takım vardı. Dolayısıyla alışkın olmadım. Çok az geldi bana böyle ama 3 tur falan oynadık biz tabii ligi. İkinci sene 11'e çıkarttılar. Bu sefer bir gariplik oldu. 6'ya 5 kaldı gruplar. 2 grup halinde oynadık. Bu sefer onu da çok beğenmediler. Artık en sonunda 12 takım oynadık. En son oynadığımız ligi. Dolayısıyla ben 3 sezon 3 tane farklı stadyumda lig oynamış bulundum. Ama üçü Evet. de birbirinden keyifliydi. Yabancı oyuncu sınırlaması var mı orada? Şöyle ilk defa normalde tek yabancı kullanıyorlar. Dolayısıyla başka yabancı yok ama ilk defa geçen sene bir hani Avrupa'dan değişik ülkelerden bir de Asya'dan alabilecekleri bir kural geldi ama Çin'den bayan voleybolu için söylüyorum. Erkekler Çin'den transfer yapabildi ama bayanlar sadece hani Filipin işte Tayvan tarzı Asya ülkelerinden transfer yapabilecek durumdalardı. Hakları vardı. Peki Türk Ligi ile kıyaslarsan Japon Ligi'ne ne farklar var sence? En büyük, şöyle büyük farklar diyebileceğin şeyler neler var?
Şöyle söyleyeyim, Japon liginde siz de tahmin edersiniz ki top biraz daha rally olarak fazla kalıyor. Çok fazla defans yapıyor. Yani bazen sahada arkada 3 tane libero varmış gibi hissediyorsunuz. Evet, blokları kısa, bazı fiziksel handikapları var ama o kadar fazla çalışıyorlar ki teknikleriyle onu kapatıyorlar. Çok yoruyorlar. Bir kere inanılmaz fazla antrenman yapıyorlar. Burada maçlarından çok gerçekten Japon takımlarının antrenmanlarını yemek ve onları kaldırmak çok büyük zorluk. Ama çok keyifli, yani çok büyük saygı duyuyorlar. Herkes birbirine saygı duyuyor. O file hiçbir şey ifade etmiyor. Yani sanki yani sayı aldıklarında bile, onu kutlarken bile karşı tarafı rencide etmemek adına böyle bir sevinmeleri falan var. İnanılmaz onur ediyorlar bir kere. O Bulgar Japon oyuncunun ligi... yaptığı gibi dil çıkartmıyorlar yani. Hayır, asla öyle bir şey olmaz. Yani orada olay olur. Ama o tabii benim küçükken çok böyle hoşuma giden, benim öyle voleybola çeken bir şeydi. Mümkün değil öyle bir şey yani. Onu sahada değil, sokakta göremezsin öyle bir şey. Kesinlikle yüksek sesle konuşan kimseyi göremezsin. Ne kadar güzel. Peki Japon insanları şöyle gördüklerini bir kelimeyle özetlersen ne kelimesini kullanırsın onlara? Japonya, saygı. Saygı. Saygı, saygı. Peki. Orada yabancı olmak nasıl bir duygu peki? Nasıl karşıladılar seni? İnanılmaz güzel. Yani ben hayatımda bu kadar el üstünde, bu kadar prenses gibi hissettiğimi gerçekten bilmiyorum. Yani her takımda tek yabancı olduğu için mutlaka herkesi bu şekilde hissettiriyorlardır. Ama benim kulübümle aramdaki bağ gerçekten inanılmazdı. Yani beni kızları gibi sevdiler ve öyle sahip çıktılar bana. O yüzden ben de yerleri çok değişik, çok farklı. Dolayısıyla kendimi en iyi hissettiğim, ben 21 senedir voleybol oynuyorum ama kendimi en iyi hissettiğim yer Japonya'ydı. Güzel itiraf. Onat bu arada bir şey yazmış. Japonya'da yerden reklamları söküyor mu Neriman, yoksa ancak Polonya'da mı demiş. Ne demek istemiş anlamadım. Yanlısı var herhalde. Polonya'da, evet. Polonya'da reklamı söktüğüm bir anım var tabii. Niye? Bu bayağı şey olmuştuk. Yani onu geçen başan şeyinde de anlatmıştım. Dombrova Gornisa deplasmanındayız. Tabii full tribüne oynuyoruz. Çok tekrara düşmeden, çok hızlı anlatayım diye söylüyorum. Sağ tarafta bana böyle bir arkadaşım defans yaptı. Ben tam 6 numaradayım. Birden de Isabelle Belçik pasörümüz topa koşmadı. Garip geldi. Ben de bakamıyorum kafamı çevirip falan. Ayağı yapışmış reklama. Hakem düdük çaldı. Bunu çıkart dedi. Tamam dedi. Bu sefer sağ değişimi oldu. Diğer tarafta ben defans yaptım. Düştüm, elime takıldı. Yani izleyenler görmüştür. Bu sefer hakem görmedi. Ben dedim ki bunu da yapıştıramamışlar dedim. Büyük ihtimal böyle taraf refleksi son dakika koydukları için. Bu sefer çektim, çıkarttım falan. Orada böyle büyük bir bomba haline geldi. Bizim karşı taraftan menajer gözlerini falan kapatıyor. Aman yarabbi diyor, sen bittin diyor, bittin. Zaten o zaman çok paralara falan filan da oynamıyoruz. Böyle ufak paralara oynuyoruz. Dedim ki beni gönderiyorlar yani, kariyerim buraya kadar. Neyse, bu arada çektiğim reklam da bizim bu telekomünikasyon bir şirket. Yani Turkcell gibi, Vodafone gibi, Plus diye bir şey. İnanılmaz bir reklam oldu falan diye böyle menajer sonra alnımdan öperek bana 2000 dakika sevdiklerinle konuşman için şey dediler, bonus veriyoruz sana dediler. Böyle güzel bir anım var. Onat da onu söylüyor. Japonya'da reklam sökmüyorum. Orada sürekli böyle bu hareketle saygımızı belli ediyoruz. Çok fazla konuşmuyoruz. Bu arada aşağı yorumlar geliyor, tanıdıkların sorularını soruyorsun gibi. Arkadaşlar, sorularınızın zaten tamamı bizim sohbetimiz esnasında yanıtlanacak. Benim de hazırladığım sorular var. Ondan sonra soru cevaba geçeriz. Birazcık sabır istiyorum çünkü anlıyorum sizi. Neriman'da çok uzun yıllardır yurt dışında merak ettiğiniz konular var. Bunların hepsini cevaplayacağız. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Vaktimiz var, internetimiz var. Problem yok yani. Çayınız var mı? Çayınız, bak ben çay yaptım mı? Kahve var. Şöyle. Ben çay demiştim, olmadı. Kuralı da bozdun. Çaylar benden dediğin için ben çay yapmadım. Çaylar abi. Benden. Sana tarifini bile anlatacaktım. Bu öyle normal çay falan filan değil. Ada çayı, ada yaprağından. Nasıl tarif? Yani bunun anlatsan... bu rengi bulabilmesi için bir kere ne yapıyorsun biliyor musun? Soğuk su ekliyorsun. Yani öyle yaprağı koydum, suyu da koydum. Kaynasın, bıraksın falan filan değil. Üstüne böyle biraz da ıhlamur atıyorsun. Mükemmel bir çay oluyor. Sana çay tarifini de vermiş oldum. Vallahi güzel. Şeyler. Yarın bir denerim ama bulabilirsem tabii o çayın özünü. Peki takımdaki arkadaşlık nasıl? Seyirci çok sempati duyuyor galiba sana, fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Nasıl özetlersin?
Ya bir kere ben bu konuda çok şanslıyım diye düşünüyorum. Polonya'da inanılmaz bir seyirci, İtalya'da inanılmaz bir seyirci, Türkiye'de Galatasaray'da oynarken inanılmaz bir seyirci. Yani ben hala şu anda Galatasaray seyircisiyle konuşuyorum. Ya bana Fenerbahçe seyircisi bile inanılmaz böyle sevgilerini sunarak, onlara da çok teşekkür ederim. Japonya'da da şöyle bir şey vardı. Tabii ben böyle gülünce gözlerim falan da küçülüyor ya. Onlar herhalde o sempatiklikten bilmiyorum. Sanki onların bir insanıymışım gibi beni bağrına bastı yani Japonya. Bana özel böyle melodileri vardı. Ben işte sayı aldıkça böyle neri bir daha bir daha bir daha dedikleri. Ondan sonra Türk bayraklı bir tane bana bayrak hazırladılar. İsmimi soy ismini yazdı. Neriman Özsoy. Yani Gurur oraya verici. Ne kadar anons gurur verici. etmeden. Evet çok yani inanılmaz ben güzel hissettim ve bunu onlar sağladılar tamamen. Onlar benim için çok değerli. Yani ben onları 5 saat anlatabilirim. Mutlaka yaşamanız lazım. Yani buradan Japonya'da oynamak isteyen arkadaşlar varsa da mutlaka yani içleri rahat olarak bence böyle bir şey yapsınlar ve isteyerek gitsinler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu arada Turning Italia diye bir soru gelmiş. Arkasından da Come to Türkiye, come to Fenerbahçe diye böyle bir esprili yanıt gelmiş. Ya seninle alakalı çok özleniyorsun herhalde anladığım kadarıyla. Peki orada dil sıkıntısı yaşadın mı acaba? Öğrendin mi Japonca? Konuşabiliyor musun? Şöyle Japonca konuşamıyorum ama sağda tabii anlıyorum ne demek istediklerini. İlk gittiğimde hiç sesleri bile anlamak mümkün değil. Yani biliyorsun alfabeleri de Latin alfabesi değil. Dolayısıyla Google, Allah'tan Google çeviri var yani. Yoksa bir de benim translator'ım vardı. Dil problemi aslında çekmedim. Çünkü yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak bunu da kimse bilmez. Şimdi ben Japonca konuşamıyorum. Erik Araki vardı takımımızda. Benim en büyük şansım bence Japonya'daki. İlk gittiğim günden itibaren o kadar güzel bir iletişimimiz oldu ki. O da İtalya'da oynamıştı Bergama'da bir yıl. Ben de 2 yıl oynayınca tabii biz böyle İngilizce kadar olmasa da İtalyancamız var, İtalyanca konuşabiliyoruz. Onunla konuşmaya başladık. Daha sonra benim takımım benimle iletişim kurabilmek için İngilizce ders aldı idman aralarında. Yani Müthiş bir bu hareket. benim hayatımda gördüğüm en güzel hareketti bence. Bir yabancıya karşı yapılabilecek en güzel hareket. Ne kadar güzel bir şey. Ben ilk duyduğumda ağlamaya falan başlamıştım yani. O kadar etkilenmiştim ve mutlu olmuştum. Takımdaşlık inanılmaz, inanılmaz Ne güzel. kadar güzel bir şey. Bu arada bir Japon izleyici diye tahmin ediyorum. Lütfen Japonca konuşur musun diye yazmış. İzleyen Japon hayranların içinde böyle bir cümlelik bir Japonca bir şey söyleyebilir misin acaba? Ne diyebilirim? Bildiğim kelimeleri sayayım istersen. Oyasumi, işte onegai shimasu gibi mizu kudasai mesela hani su istediğiniz zaman mizu kudasai diyorsunuz. Yani bu tarz şeyler var. Özkara esamedeska gibi matane hani sonra görüşürüz gibi. Böyle şeyler yani. Aslında çok fazla bir şey de bilmiyorum. Olsun Komik olsun. Kendini anlatabilecek, kaybolmayacak kadar. Kayboldun gibi. mu oralarda? Peki maceraların var mı Japonya'da anlatabileceğin? Şöyle kaybolmadım. Mümkün değil kaybolmanız ya. Gerçekten kaybolmak çok mümkün değil. O kadar sistemli yapmışlar ki ya dili bilmiyorsan renkten anlıyorsun. Yani böyle istasyon sistemlerinde bile yani artık ya bu arada engellilere bile yani bütün dünyadan daha değişik bir özellikleri var. Orada biliyorsunuz bu Hiroşima patlamalarından dolayı şu an negatif bir şey hatırlatmak istemem ama ondan sonra çok böyle engelli doğan çocuklar falan filan oldu. Onlar için hayat o kadar kolaylaştırılmış, o kadar saygılı, o kadar güzel bir hayat var ki orada. Yani inanılmazlar bu konuda Japonlar. Dolayısıyla hiç kaybolmadım. Hatta son 2 sene arabam vardı. Sağ olsun kulübüm araba verdi. İnanılmaz güzel bir jestti benim için. Yani her yere böyle bilerek, isteyerek gittim. İşte navigasyon falan zaten harika, çok kolay bir hayat. Japonya'da yaşam çok kolay, kolaylaştırılmış. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Vallahi yani inşallah buralarda daha da şartların iyileştirilmesi olur diye düşünüyorum. Peki yemekler nasıl? Yani hani ilk başta en korkulan şey aslında yemekler diye konuşmuştuk. Konservelerle gidiyordunuz falan. Nasıl yemek yapmayı öğrendin mi? Oranın mutfaklarından neler hoşuna gidiyor? Neler yapabiliyorsun? Türk yemeklerini özledin mi? Türk yemeklerini ben her zaman özlüyorum. Yani bizim bu yaprak sarmamız, dolmamız falan filan bunlar kuru fasulyemiz öyle hiçbir yerde olmayan şeyler. Mercimek çorbamız mesela gece rüyalarıma falan girdiği oldu. Ben çok seviyorum. Mercimek Mercimek çorbası tabii ben çorbası. inanılmaz özledim. Biliyorsun yurt dışındaki çorbalar bizimkiler gibi yerini tutamaz, mümkün değil yanından geçemez. Ama
Japonya'nın tabii ki kendine has güzel bir mutfağı var. Mesela lahanayı çok kullanıyorlar. Et yemeklerinde özellikle lahana kullanıyorlar. Çok fazla tatlıları yok. Mutlaka erken bir akşam yemeği alışkanlıkları var ve bunu yoğurtla tamamlıyorlar. Yani meyve yiyorlarsa mutlaka yoğurdun içine atarak biraz balla böyle şekerlendirerek değerlendiriyorlar. Mesela tatlıları genelde tatlı patatesten ya da pirinçten falan yapıyorlar, bunları ezerek falan filan. O yüzden böyle bir kültürleri var. Ama Kobe eti mesela, demin Onat'ın söylediği Kobe eti falan çok meşhurdur. Böyle lokum gibidir, ağızda erir. Eti yağlı tüketmeyi seviyorlar çünkü yağlı etin daha lezzetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle alışkanlık da yakiniku mesela çok ünlüdür. Bizim aslında bizim mangalımızdır yakiniku. Beni o bile tatmin etmemişti. Ya biz böyle mangalı söndürmemiz lazım, kendimiz yakmamız lazım gibi, elektrik bizi kesmez diye böyle bir çok özlediğim zamanlar oldu tabii. Peki sen Japon yemeklerinden yapabildiğin bir yemek var mı? Yok. Ben yemeği çok iyi beceriyorum, yapmayı değil. Peki çok merak edilen konulara şimdi yavaş yavaş girmek istiyorum. Milli takım konusuna gireceğim. Öncelikle hani yakın zamandan uzak zamana doğru gitsek diye düşündüm. Filenin Sultanlarından tarihi başarı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarındayız. Birçok ülkeyi geride bıraktık ve çok büyük bir başarı sağladık. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani inanılmaz güzel. Şimdi biz 2012'de tabii bunu yaptığımız için şu anda o sahada bunu tekrarlayan bütün arkadaşların ne hissettiğini o kadar iyi anlıyorum ki, yani inanılmaz güzel bir iş becerdiler. Bence bu Türkiye'nin, Türk kadınının özellikle başarmış olduğu çok önemli bir, özellikle de bugünlerde. Yani bizim böyle içimize su serpen en güzel haberlerden bir tanesi. Tabii ben bu haberi alırken Japonya'daydım. Biliyorsun saat farkı falan filan da vardı ama gece böyle antrenmanım bile olsa, hani tek gözle bile açık olsa izlemem gereken, bilmem gereken bir durum, destek olmam gereken. Tabii biz de heyecanlandık onlarla birlikte. Yani hepsinin eline sağlık. Bir kere çok büyük bir başarı. Böyle genç bir grubun da bunu başarıyor olması ve bunu bana göre uzun yıllar bu başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettirebileceklerini de ben düşünüyorum. Ve olimpiyat yolunda da madalya yolunun çok açık olması da aslında çok sevindirici bence. Dolayısıyla ben madalya şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum ve onları çok iyi anlayabiliyorum gerçekten. Hepsinin eline sağlık. Çok güzel bir dönem. Çok doğru söylüyorsun. Peki olimpiyat oyunlarında milli takım kadrosunda yer almak ister miydin? Şimdi şöyle, herkes milli takımda yer almak ister. Her turnuva yer almak ister. Olimpiyatlara da gitmek ister. Bu bir sporcunun gitmek üzere olduğu en büyük turnuvadır. Biz de bunu çok şükür bir kere yaptık hayatımızda. Ama çok güzel bir grup var diye düşünüyorum. Çok güzel bir takım var. Bizi orada en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum ben. Peki bir soru gelmiş şu anda güncel. Türk rüya takımını kurabilir misin diyor. İlk altı sana göre Türkiye milli takımının dream team'i. Türk milli takımının dream team'i. Zaten olimpiyatlara kalan takım dream team'dir yani. Bunun üzerine bir şey söylemek yakışık almaz. Yani sahada o anda kim varsa, ama öyle söylemem gerekirse Simge'nin inanılmaz bir performansı olduğunu hem duydum. Çok fazla maçları izleyemedim. Yalan söylemiş olmayayım yani ama yapılan şeylerden de, yani Naz'ın tecrübesi, orada Cansu'nun takımı idare etmesi, yani Cansu da çok önemli bir pasör ve çalışmadığım için de ekstra övmek isterim. Çünkü hani böyle o turnuvaya gitmek ister miydin dedin ya, oynamak isterdim yani bu oyuncularla, hiç antrenman bile yapmadım. Çok tatlı gözüküyorlar dışarıdan. İşte dediğim ki Ebrar inanılmaz tatlı, o sahada çok hırslı falan duruşu. Umarım çok iyi yerlere gelecek. Dolayısıyla Hande, Meliha, yani Meliha'yı zaten bizim dönemimizden itibaren, aslında Meliha çok yeni bir oyuncu değil milli takım için, ama daha çok yeni oyuncuları böyle görmek çok büyük keyif veriyor. Doğru söylüyorsun. Çok gümbür gümbür bir jenerasyon. Umarım uzun yıllarca gider ve altlarından yenileri de gelir. Türk voleybol açısından önem taşıyor bence. Peki yakın geçmişten uzak geçmişe doğru gidecek olursak, ya bu soruyu soruyorum ama tabii ki kendin cevaplamak isteyip istememenle alakası var. Birçok eleştiri aldın, milli takımı bıraktın diye söylendi. Bununla ilgili aydınlatmak istersen eğer, söyleyecek şeylerin neler acaba?
Şimdi şöyle, milli takımı bıraktım derken şöyle bir durum var. Bunu geçen bir şeyde de açıklamıştım ama tekrarlayayım ben. Benim özel bir durum oldu. Yani hayatımda tökezlediğim bir durum oldu. Yanlış bir evlilikten dolayı 2017'den sonra, yani 2018'de açmış olduğum 3 tane dava var. Dolayısıyla hala hukuk süreci devam ediyor. Ve ben tüm samimiyetimle, bütün detaylarıyla bu konuyu federasyon yetkililerimizle de paylaştım. Ve tabii ki affımı istedim. Yani bu durumda takıma yararlı olamayacağımı da düşündüm. Bu durum benim daha önce hiç karşılaşmadığım, yakın çevremde bile bu kadar zorlu bir durumun ile hiç yüz yüze gelmediğim bir durumdu. Dolayısıyla neler hissedeceğinizi bilmiyorsunuz. Ama şeye çok mutluyum. Yani ben yokken, böyle bir durumdayken milli takımın bu kadar istikrarlı, bu kadar güzel başarılar yakalamış olması ekstra mutluluk verici. Yoksa ben zaten kendimi çok suçlu hissederdim. Hani bir yandan yardım edemediğim bir durum, bir yandan da Allah bana inşallah yardım eder diye dua ettiğim kendi özel durumum var. Dolayısıyla böyle bir konumdaydım. Şöyle açıklık getireyim. Biz her zaman milli forma için mücadele verdik. Yani zor koparıp aldık o milli formaları da ablalarımızdan. Emek de verdiğimi düşünüyorum. 18 yıl ben gittim geldim. Hani öyle hiç milli takımda, hiç bayram için hiçbir şey yapmamış bir sporcu da değilim. Yurt dışında oynarken de zaten bayrağımızı temsil ederek devam ettiğim için, ama bu sorular için çok teşekkür ederim. Gerçekten yani bizim voleybolu bilen, anlayan seyirci kapasitemiz artmış. Yani ben bunu 4 sene üst üste dediğin gibi yurt dışında olduğum için rahat rahat görebiliyorum ve anlayabiliyorum. Dolayısıyla herkesin yani yüreği o kadar güzel ki, bu benim sevgim ve saygım karşılıklı zaten. Dolayısıyla açıklamam budur. Umarım tatmin etmiştir. Neriman, çok samimiyetle, hatta özel hayatını da anlatarak paylaştın. Çok teşekkürler samimi açıklamaların için. Değerli arkadaşlar, özel sorulara çok fazla girmesek daha iyi olur. Biz daha çok böyle genel işin voleybol tarafındayız. Birazcık da böyle güzel konulara değinelim şimdi. Daha olumlu şeylere değinelim. Polonya, Rusya, İtalya, Japonya'da forma giydin. Peki, bu ülkelerden en çok hangisini sevdin? Gerçi demin Japonya demiştin ama hani diğer ülkelerden de böyle sıralarsan. Polonya biliyorsun beni ben yapan ülkedir. Ülkedir derken şöyle, herkesin kariyerinde böyle bir patlama yaptığı, bir çıkış yaptığı, bir doruğa ulaştığı, kendini gösterdi ve ispatladı. Artık ben buyum dediği, etiketlendiği bir durum vardır. Ben bunu Polonya ile yakaladım. İnanılmaz bir voleybol ülkesidir Polonya. Orada böyle sevgiyi gördüm, bana karşı olan ilgiyi gördüm. İtalya benim kariyerimde her zaman beni saha içinde kendime getiren performans olarak, her acaba sıkıldım, bu sahadan keyif almıyor muyum artık dediğimde beni tekrardan hayata döndüren ülkedir. Hakkını yemem. Hiçbir çalıştığım İtalyan antrenörün hakkını yemem. Bende emekleri çok büyüktür ki bende emekleri sonsuz olan Türk antrenörler de var. Şimdi Adnan abiyi böyle geçtik ama ben onu özellikle, yani Adnan Adnan abi, abi geliyoruz birazdan. aynen çok fazla emeği olan antrenörler de var. Dolayısıyla Japonya benim böyle tam hem gücümü, hem beynimi, hem aklımı kontrol edebildiğim, duygularımı sahada kontrol edebildiğim. Çünkü ben böyle topa duygu yükleyen falan bir oyuncuydum. Her anlamda kendimi kontrol edebildiğim bir dönem Japonya'yla karşılaştığım için bu kadar benim için şaşalı ve değerli. Ama bütün oynadığım ülkelerde Rusya'sı inanılmaz bana şeyler öğretti. Orada benim biliyorsun Karpol, babam gibi severim ben Karpol'ü. Dolayısıyla hepsi farklı. Türkiye benim için inanılmaz bir, yani ben zaten Türk'üm. Zaten bu bayrak için biz başladık. Burada yaşıyorum. Allah kısmet ederse burada nefes alıyoruz. Burada da son nefesimizi veririz. İnşallah, yani böyle bir ülke benim için. Yani hepsinde çok güzel anılarım var. Hepsini birbirinden ayırt etmeyeyim ama Türkiye'nin arkasına sıralayayım istersen. Türkiye benim voleybolu başladığım ve ilk gözümü açtığım yer. Ondan sonra Polonya, ondan sonra İtalya, Japonya ve Rusya derim. Oynamak için Rusya'yı biraz sona koyuyorum çünkü deplasmanları çok uzun, çok soğuk. Ya yani sosyal hayatınızın çok fazla olmadığı, böyle ne bileyim sürekli böyle aslında biraz da depresif geçiren, sadece meyveli yoğurt yiyip televizyona baktım ve kilo aldım bir yani böyle bir yerde. Peki, Tunç Avşar demin sormuş Japonya'da en sevdiğin kahve diye.
Türk kahvesi. Tunç abi getirdi çünkü. Tam böyle Türk kahvesini çok özlediğim zaman Tunç abi getirmişti. Sağ olsun İlahi buradan da. gelmiştir o zaman. Hiç eli boş gelmedi. Hiç eli boş gelmedi. Geldiği zaman da her zaman abicim bir isteğin var mı? Neyi özlediysen sana getireyim diye sordu. Çok sağ olsun. Türk kahvesini çok sevdim. Türk toprağı isteseydin. Toprak getirseymişsin. Kendini getirdi. Onu görmek bile o kadar iyi gelmişti ki orada. Tabii. Tunç abi güleç yüzüyle de meşhurdur zaten. Çok çok. Onat'a da sormuş voleybol magazinden maaş mı alıyorsun diye. Onat maaş değil prim usulü çalışıyor. Ne kadar katkı sağlarsa o kadar prim veriyoruz ona. Peki 18 yaşında Rusya'nın Ural Oçka takımına gittin. Eczacıbaşı'nda oynarken ve yine birçok eleştiri aldın bu konuyla alakalı. Kulübünle Eczacıbaşı'nda aranda sıkıntılar oldu. Yani şey diyebilir miyiz? Hani Neriman Eczacıbaşı'nı bırakıp Rusya'ya gitti diyebilir miyiz? Nasıl açıklarsın bu durumu? Ve bu orada da dünyanın en iyi antrenörlerinden Karpol'le çalıştın. Bu sana neler kattı? Şöyle diyemeyiz. Neriman Eczacıbaşı'nı bıraktı diyemeyiz. Neriman mutlu olmak için, kendine inandığı için, inandığı şeyin peşinden koştu diyebiliriz. Yani bunun negatif kısmını atmak lazım. Çünkü ben sonuçta bileyerek, isteyerek böyle ayıla bayıla yani 3 tane otobüs değiştirerek falan Eczacıbaşı'na gidebilmek ve orada bir şeylere seçilebilmek adına yani öyle önemli bir kulüp çünkü özellikle de başlamak için ve rengi biliyorsun mavi beyazken o inanılmaz dönemlerinde çok kaliteli bir başlangıç serüveni var benim kariyerimde. Dolayısıyla ondan sonra ama ben inandığım yani çok sevdiğim tabii o zaman bir de gencim. Yani hiçbir şey önemli değil benim için. Ben böyle inandım Karpol geldiği zaman gidebileceğim. O kadar önemli bir antrenörün beni antrenmanlarında bile görmek istemesi beni inanılmaz mutlu ederken tabii orada kurallardan dolayı dönmüş olmanın mecburen dönmüş olmanın verdiği üzüntüsü içerisinde çok büyük pişmanlığımdır. Karpol bana şöyle yapmıştı. Tamam oraya git bu da dönüş biletin dedi. Eğer dedi bir senenin üstünde bir şeyler isterlerse senden bu dönüş biletini yanıma geri dön dedi bana. Ben orada çok büyük hata yaptım. 3-4 sene oynayamayacağımı düşünerek. Çünkü kurallar gereği 22 yaş kuralı çıkmıştı o zaman. Çok büyük pişmanlığımdır mesela benim. O zaman federasyon başkanımız Erol Karabıyık'tı. Şeker gibi bir adam. Ya bize babalık yaptı. Keşke onunla gidip böyle başkanım bana izin verin. Beni mazur görün. Ben de ülkeme çok iyi bir sporcu olarak döneyim. Bana hani karar sizin ama bana izin verin diye ona yalvarsaydım. Keşke hiç yani şu anki aklım olsa tabii böyle düşünüyor olsam bu kadar böyle kendimi ifade edebiliyor olsaydım bunu yapardım herhalde. Yani işte pişmanlık gibi oluyor aslında birazcık da. Keşkeler ve iyikiler var hayatta. Peki Tabii. senin de keşkelerinden bir tanesi bu mudur acaba hayatta? Keşkelerimden bir tanesi bu. Evet ama yani birçok şey söyleyebilirim. Sonra bir daha bir dönüş yaptım ben İtalya'dan sonra İstanbul'a döndüm. Orada da mesela başka bir keşke benim için. Dolayısıyla böyle bazı keşkeler var ama belki de o an ona ihtiyacım vardı. Yani şu anda tam olarak da acaba dönmeseydim başka bir şey mi olacaktı? Belki sakatlanacaktım. Buna hayırlısı böyle vesile oldu gibi de olabilir. Başka bir yol çizdim ama hep koştuğum bir şey vardı. Ben topun peşinden koştum yani. Top her yerde aynıydı. Sonuç itibariyle oynadık. Çok şükür çok büyük sakatlıklar geçirmedik. Yani çok da şanslı görüyorum. Çok iyi antrenörlerle çalıştım. Yani ben keşke oraya gitmeseydim deyip çok kötü bir takıma gelmedim. Dünyanın en iyi takımlarından bir tanesinde oynadım. Dolayısıyla bu çok büyük bir şans. Bir kere buna yani bunu kimse inkar edemez. Çok şanslı ve çok bence iyi de çalıştım diye düşünüyorum. Yani bu sadece Cesurca, şans. cesurca yani bu tarz yurt dışı serüvenleri için cesurca bence hamleler diye düşünüyorum. Kesin. Peki antrenörlerden konu açılmışken Ha. Adnan abi de hazır bizi izliyorken Adnan Kıstak Abi'den milli konuştum. evet, çok değerli bir Türk antrenörümüz. Şu anda Azerbaycan'da görevini sürdürüyor. Bu arada Onat, bir tane senin bir sorun olacaktı galiba. Telefonda konuşurken çok iyi bir sorun var demiştin. Onu da hazırla lütfen. Türk antrenörlerle yabancı antrenörlerle kıyaslar mısın? Ve senin hayatındaki en değerli antrenörün ve anıları bizle paylaşır mısın? Şimdi Türk antrenörlerle yabancı antrenörleri en iyi ben kıyaslarım bir kere.
bir kere en iyi ben kıyaslarım. Çünkü hepsini çok şükür o kadar fazla yabancı antrenörle çalıştım ki, her kıtada çalıştım, her koşulda çalıştım. Türk antrenörlerle de çalıştım ki ben gözlerimi Türk antrenörlerle açtım. Yani bizleri Türk antrenörler yetiştirdi. Bütün altyapılarda falan var mı yabancı antrenör? Şimdi bir Vakıfbank kullanıyor. Onun dışında öyle yabancı bir antrenör gelip bir tane Türk'ü sıfırdan yarattı mı, yaratmadı. Dolayısıyla burada ben Türk antrenörünün hakkını yemem de yediremem de. Yani burada ilk önce Türk antrenörler, biz onların ellerinde büyüdük. Gerçekten bazılarında böyle el bebek gül bebek, bazıları da bizi öyle bir büyüttü ki, şimdi Adnan kız daha öyle geleceğim. O kadar işimize yaradı ki biz hala yabancı antrenörlerin eline düştüğümüzde Türk antrenörlerden öğrendiklerimiz bizim işimize yaradı. Dolayısıyla onlara çok büyük bir kere minnet ediyorum. Ondan sonra tabii ki yabancı antrenörlerin bize kazandırdığı bir sürü şey oldu. Uzun süre, yani İtalyan ekolünden gelmiş bir voleybolun içinde biz senelerimizi geçirdik. Dolayısıyla benim çalıştığım bütün antrenörler benim için kıymetli. Hepsinin benim üzerimde büyük emekleri var. Ama Türk antrenörlerle yabancı antrenör, Onat'a ben direkt bir cevap vereyim. Şimdi Türk antrenörlerin ellerindeki bütçeler yabancı antrenörler kadar kuvvetli değil. Biz ne yapıyoruz? Aynı bu Türk oyuncu yabancı oyuncunun arasındaki fark gibi. Biz böyle tabii beğenerek, isteyerek, aman bu gelsin bizi iyileştirsin diye bir şey aldığında daha fazla ne yapıyorsun? Değerinin daha fazla olduğunu düşünüp ona daha fazla imkan sunuyorsun ve al diyorsun. Bu imkanlar senin hünerini göster. Ama Türk antrenörleri o şekilde güven sağlanmıyor diye düşünüyorum. Bunu bir görmek lazım. Yani yabancı antrenörlere verilen imkanlar, bütçeler Türk antrenörlere verilseydi ne olurdu? Yanılıyor da olabiliriz ama mutlaka biz de birkaç tane böyle dünyaca ünlü antrenör çıkartırız diye düşünüyorum. Açıkçası. Çok teşekkürler. Onat, bu arada prim usulü çalışıyoruz. Güzel soru. Devam ediyoruz sorularımıza. Peki sana en çok emeğe geçmiş antrenör hangisidir? Ya o kadar çok var ki ama ve bu, sana şöyle... Ve bu emek harcayan antrenörlerin kamplarından kaçtın mı hiç? Sen... kaçtım. Adnan Kıstak, Adnan abi söyleyeyim, bir de izliyor şimdi, hayatta da hata yapamayız burada. Hepsini düzgün anlatmak lazım. Adnan abinin bende çok, Adnan Kıstak'ın emeği çok büyüktür. Yıldız Milli'den itibaren ve beni büyük yaşlı, yani Güldenizlerin, Sedaların biliyorsun, onlar 86'lı grubunun içine alıp beni turnuvalara böyle götüren, ama götürürken de çok çektim elinden, yani buradan söyleyeyim Adnan abi. İlk çektirmiş. Ben de emeği inanılmaz büyük. Kampından da kaçtım şöyle. Sana anlatayım, çok kolay, komik de bir anı. Adnan abi bir kere herkesi yakalar, yani ondan bir şey kaçırmak falan mümkün değil. Sus, ama biliyorsun kızım, ben inanılmaz cesaretli de bir kızım ya Adnan. İşte genç milli kampındayız falan, 88 jenerasyonu. Aslında 88 jenerasyon arasında baba adamlarız. Hani sanki zannediyoruz ki bize bir şey olmaz falan ama mümkün ya Adnan abi yani. Bir de kıyamazdı aslında böyle. Evet, karşısında boynumuz kıllanınca ama bizi kızı gibi de severdi. Ama çok hissettirmezdi öyle. Yani biz böyle karşıda falan titrer bir durumdaydık. Ben falan titriyordum, çok korkuyorduk yani. Ama o korkan Neriman bir gün antrenmanda tabii çok kötü falan geçmiş antrenman. Adnan abi 2 saat boyunca. Onu nasıl yapamıyorsun, bunu nasıl yapamıyorsun? Aman kızım, aman yarabbim, gözünü falan kapatıp böyle hiç hoşnut kalmamış benden. Ben de bıkmışım artık, sakatlığım falan da var. İşte bir tane başka bir arkadaşım, ifşa etmeyeceğim adını ama. Başka bir arkadaşım, o da milli. Onlar da kampta. Ya Neriman ne yapıyorsun, ben dışarı çıkacağım falan. Saat geç olmuş ama ertesi gün antrenmanımız yok. Dedim ki ne yapayım, ben çok kötü bir gün geçirdim, dışarı çıkacağım. Ben de çıkalım o zaman. Çıktık biz dışarı. Hala kamptan falan kimsenin haberi yok. Bu arada farklı bir kapıdan çıktık. Aman Adnan abiye yakalanmayalım falan. Sonra saat geç bir saat oldu. Ben normal otelin ön kapısından girdim kampa. Yani sana şöyle söyleyeyim. Güneş doğar doğmaz o güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Adnan abi hemen toplantı odasına gel diye. Böyle bana şu kadar raporlar. Evet, kiminle kaçtın? Nereye kaçtın? Nasıl yaptın? Benim kampıma yaz. Rapor yaz diye böyle bir kaçmışlığım oldu. Yani ama o yani güzel bir anı olarak kaldı Adnan abi, inşallah. İnşallah bana hala kızmamışsındır. Adnan abi çok anımız var. Yani bizim inanılmaz. Bu arada bizim Instagram 1 saat yayın verdiğinden dolayı 1 saatimiz doluyor bizim. Şimdi yayını kapatıp tekrardan açmam gerekiyor Neriman. Tabii Adnan abiyle olan anılarımız bu kadar değil. Anlatacağım daha.
Arkadaşlar şimdi yayını kapatıyorum. Ondan sonra hemen açıyorum. Tekrar gelin. Bir saat çünkü Instagram'ın bir saat sınırlaması var. Neriman sen de sana zahmet istek gönderirsen hemen kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Tamam şimdi tamam. Hemen devam ediyoruz. Gelin tamam. Geriye. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Instagram'ın bir saat sınırlamasından dolayı verdik. Evet Neriman hemen alıyoruz yayınımıza. Oh çayını da yudumluyorsun. Afiyet olsun. Hoş geldin Vallahi Neriman. kamptan kaçtım. Beni ifşa ettin burada. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya. Onların hepsi tatlı bir anı olarak kalmış. Herkesin hoşgörüsü. Bak ne kadar güzel paylaşacak anıların olduğunu görüyoruz. Demek Çok ki böyle çok küçük. güzel çok. Peki başka anlatacak anıların var mı? Adnan abiyle ilgili çok anım var. Yani Adnan abi bir kere ben Adnan abiyi çok geç anladım ama hep ondan öğrendiklerim benim bir sonraki kariyerimde falan işime yaradı. Şöyle bir şey oldu. 2017'de en son anımızı anlatıyorum. Adnan abi bir de böyle dışarıdan çok iyi bir gözlemcidir. Adnan abi beni 2017 Avrupa Şampiyonası'nda son milli takımla oynadığımız Avrupa Şampiyonası'nda tabii ben yarı final maçında oynamamıştım. Yoktum yani tercih edilmemiştim. Ondan sonra böyle maçtan Sırbistan'a yenildik. Maçtan sonra koridorda falan karşılaştık. Kızım dedi ne oldu dedi senin dedi bir yerin mi sakat ne oldu falan. Azerbaycan için bu arada çalışıyor Adnan abi. Azerbaycan milli takımının koordinatörüydü o zaman. Orada bir resmi işi vardı. Abi dedim yok hani bana ihtiyaç duyulmadı dedim bana ihtiyaç duymuyorlarmış. O işler öyle olmaz dedi. Sen de yarın hazır ol dedi. Bu arada bir sonraki gün Azerbaycan'la maçımız var. Adnan abi haklı çıktı orada. Ondan sonra ben tercih edildim. Ben işte skorer falan bitirdim maçı. Adnan abi yine haklı çıktın dedim. Yani bu kadar bütün hayatımda bana söylediği şeylerle ilgili hep haklı çıktı. Bir de şöyle bir anımız var. O zamanlar yine bizi sağ olsun. Yani beni Karpol'ün, şunu da ekleyeyim ben. Karpol beni milli takımda gördü. Yani Amerika ile o 86 jenerasyonun dünya şampiyonu oynarken Adnan abi beni kadroya almıştı sağ olsun. Sonra böyle bench'ten de içeri sokmuştu. Maçı falan çevirip böyle yenmiştik Amerika'yı. Orada beni yani her şey aslında Adnan abiye çıkıyor benim kariyerimde bir yerde. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey oldu. Benim 86 jenerasyonunda en yakın arkadaşım, o da arkadaşım Dilek Bataray'dı. İşte aynı pozisyondayız. Çok yakın arkadaşız. Ya yani Adnan abi de ikimizin arasında kalmış. Ya onu alacak ya beni almayacak kadroya. Öyle bir durum olacak. Bizi odasına çağırdı. İkimize de ayrı ayrı. Dilek yokken bana evet dedi. Senin dedi en iyi arkadaşın kim dedi. Söyle bana bakayım dedi. Ben Dilek yani biz çok seviyoruz birbirimizi falan. Tamam dedi. O zaman söyle bana. Şimdi ikinci sorumu soruyorum. En iyi arkadaşını mı eleyeyim dedi, seni mi eleyeyim dedi. Bu sefer de ben dedim ki beni ele Adnan Zor abi dedim. soru. Arkadaşıma bir şey ol. O zaman ben zaten vicdan azabından oynayamayacağım. Yani kendimi zaten böyle bir şey söylemem. Ona bir şey olmasın. Dilek de giriyor benim arkamdan. O da tamam sen Neriman'ı al beni ele diyor. Yani o da insan inanılmaz bir şey. Sonra Adnan abi beni takıma aldı. Ben buzcusuydum o zaman takım. Buz taşırdım falan. İnanılmaz beni tercih etmişti. Kariyerimde hep böyle aslında itti. Çok güzel anılarımız var. Adnan abi anlat anlat bitmez. Esra Gümüş aslında olsa burada o inanılmaz şeyleri anlatır. Yani Adnan abi bize defter tutun derdi. Hiç anlamazdım yani. Derdim ki yani burası okul mu? Ne defteri tutacağız? Zaten okulda müfredat ağır falan filan. Bugün o kadar iyi anlıyorum ki bu yani unutmayın anılarınızı demeye çalışıyormuş. Yani yazın, kaydedin. Yazmak önemlidir. Ama hiç anlayamıyorduk. Adnan abi ben çok geç anlamaya başladım. Öyle söyleyeyim. Çok Adnan geç abi anladım ama anlamak anladığım diye bir gün kitap yazalım. farklı bir şey açıldı. Yazarım, kitap yazarım ve bütün önemli sporcular yani bugün o bildiğiniz bütün hayran olduğunuz işte bizim jenerasyon özellikle işte bu 83'tü, Esra Gümüş'tür falan hepsi onun elinden bir geçmiş oyuncular. Çok önemli sporcular yani Neslihan, Esra Gümüş bunlar hepsi özellikle kulüplerde de hani oyuncu olurken de Adnan abinin elinden geçmiş kaliteli çok süper oyuncular.
Doğru yani. İyi ki Türk voleybolundan Adnan Kıstak hani gelmiş, değerli oyuncuları da yetiştirmiş. Buradan saygılarımızı sunuyoruz. Kendisinden de güzel güzel bahsettik. Vallahi iyi ki varsın Adnan abi. Beni Peki. çok yordun diyor. Bak bir şey yazıyor. Adnan abi yazıyor. Nerede? Okuyor. Beni çok yordun ama senin bu kariyerinde olma benim için çok değerli diyor. Adnan abi sayende çok teşekkür ederim. Bana hakkını helal et. Bana hakkını helal etmen lazım. Senin defterin hep dolardı diyor. Ben tabii tek raporum şey değil benim. Bana ya yani her turnuvada ben raporlarımı verirdim. Olsun, sen Ya buz neler var taşıyarak neler aslında. telafi etmişsin. O Adnan abi bayağı yazmış Taşıdım. vallahi. Ben kaçırdım onları. Kusura bakmasın. Helal demiş. Sağ olsun. Yine sağ olun. Peki yine antrenörlerden gidersek, iki tane farklı ekolle de çalıştın. Rus ekolüyle çalıştın, İtalyan ekolüyle çalıştın. Rus ekolünden Karpol örnek vermek gerekirse, İtalyan ekolünden de genç antrenörlerden Giovanni Guidetti örneğini verebiliriz. Belki Massimo Barbolini örneğini verebiliriz. Sence hangi ekol, yani sen hangisini tercih edersin ve sebepleri neler? Şimdi Rus ekolü, Karpol'ün biliyorsun sistemi falan bir de değişikti. Yani o pasörü böyle 6 numarayı arka içeride oynatan bir sistemi falan vardı. Ya uzun süre sonra ona sordular. Ya sen bu sistemi artık voleybol değişti biraz daha hızlandı falan. Hala niye böyle oynatıyorsun? Ya o zaman ne anlamı kalır ki dedi. Bu Karpol sistemi dedi. Yani adam kendi sistemini kurmuş. Yani Rus sisteminden çok Karpol'ü insan olarak farklı bir yere koyuyorum. Bir kere insani değerleri çok yüksek. İnanılmaz sahip çıkıyor oyuncusuna yani sen kariyerini bitiriyorsun ve ona rağmen hala ortaya çıkıyor seni ne kadar sahiplendiği o kadar önemli bir spor adamı ki bence hala oyuncu yetiştiriyor çok fazla oyuncu yetiştirdi. İtalyan antrenörleri çok başarılı hepsi çok başarılı ve dünyanın her tarafına yayılmış durumdalar. Şu anda şöyle bir fark var yani Karpol sadece ülkede tek evet dünyada en önemli yerde onu en başta tutarım ama İtalyan antrenörleri çok fazla sayıda ve çok başarılılar. Ama her yerde portakal ağacı yetişmiyor biliyorsun. Şimdi Massimo Barbolini çok başarılı bir antrenör ama Türkiye'de baktığın zaman o kadar başarıyı Türklerle birlikte yakalayamadı. Yani bizim milli takım antrenörümüz de yapmış. Çok önemli bir antrenör. Ben de Galatasaray'da çalıştım kendisiyle. Mesela antrenmanları biraz daha kısaydı onun. Ben Galatasaray'da açıkçası bu kadar kısa antrenmanla bir de ekstra çalıştım. Antrenman antrenmanda çalışılır. Ekstra çalışmaya gerek yoktur derdi. Onun öyle bir stili vardı. Çok da başarılı. Ama mesela Giovanni ile bile aralarında bence çok büyük farklar var. Giovanni de böyle uzun uzun antrenmanları bütün oyuncularını aynı şekilde yaptıran bir antrenör. O çok mesela önemli bir artı diye düşünüyorum. Dolayısıyla İtalyanlar staff olarak çok kuvvetliler. Yani sen İtalyanları böyle parçalamazsan staff olarak düzgün bir staffta çok kuvvetliler diye düşünüyorum. Giovanni de çok sürekli kuvvetli bir staff kuruyor kendine. Yani Ferhat Akbaş senelerce onun staffındaydı. Keza sürekli şimdi bir İspanyol kullanıyor ya da daha öncesinde Amerikalı vardı. Sürekli bir yabancı staffında bulunduruyor fark ettiysen. Obradovic de bunu yapıyor mesela basketbolda. Yani sürekli staffında yabancı birini bulunduruyor. Dolayısıyla onlar birlikte kuvvetliler diye düşünüyorum. Ama Karpol tek başına da çok kuvvetli. Zé Roberto mesela benim hep kariyerimde keşke ya bir denk gelebilseydim dediğim antrenörlerden bir tanesi. Marco Motta da inanılmaz değişik bir antrenördür mesela çok önemlidir. Biz onlar olimpiyatlara gittik yani hakkı ödenemez bence Türkiye'nin sürekli hani mesela Alessandro Capini'ni çok eleştiri almıştır ama bu gençleştirme döneminde öyle yani o hamleleri yapabilecek çok fazla antrenör yoktu. O bir kazaya kurban gitti diye düşünüyorum ben. Onun yanında Nicola Negro şu anda Minas'ı çalıştırıyor mesela. Yani bunların bizim hayatımıza belli bir dönemlerde girip emeklerinin olması çok değerli şeyler. Dolayısıyla burada Türk antrenörlerinin de yabancı antrenörün de benim üstümdeki emekleri çok fazla. Hiçbirinin hakkını yiyemem. Çok güzel özetledin. Çok teşekkürler Neriman. Peki Galatasaray sürecine dönersek, Galatasaray'da seninle anlaşamayan ya da senin anlaşamadığın oyuncular olduğu söyleniyor. Bu konuyla ilgili özelinde bahsetmek istemiyorum ama senin anlatmak istediğin şeyler var mı acaba? Çünkü kamuoyunu aydınlatmak gerektiğini düşünüyorum. Farklı algılar var seninle alakalı. Şöyle söyleyeyim. Ben
2011 yılında resmi olarak dışarı çıktım gibi gözüküyor ama tabii daha öncesinde bir de Uroloçka vardı biliyorsun. Dolayısıyla bugün 2020'deyiz. Ben son 8 sezonumu falan, totalde 8 sezonumu falan yurt dışında geçirmiş bir sporcu olarak. Burada da oynadığım 3 kulüp var. Eczacıbaşı, Galatasaray ve Karşıyaka'da var bu arada. Yani bu kulüplerde benim anlaşamadığım falan filan bir kitle falan filan böyle bir şey yok. Şöyle söyleyeyim size. Takım arkadaşlarım olarak gördüğüm insanlar ve saygı duyduğum insanlar var. Ondan sonra da onların artı dışarıda kahve içtiğim, paylaştığım, hayatımı paylaştığım, sırlarımı verdiğim arkadaşlarım var. Sonuçta ben herkese sırlarımı veren, paylaşan bir insan değilim ya. Öyle bir şey olmayı seçmem. O zaman özelim kalmaz zaten. Şöyle bir şey olmuştu. Galatasaray'da kaptanımız Lobyanko'ydu. Ondan sonra kaptanlık bana verildi ama son bir ay ya da 2 ay tam hatırlamıyorum ne zaman olduğunu. Ya bu insanları karıştırdığı bir şey var. Ya da mesela milli takım konusunda da hep gelmiyor mu acaba falan zannediyorlar ki bizim üst mercilerimiz yok. Aslında bizim başkanın altındaki herkes çalışandır her kurumda. Yani bizim bir üstümüz antrenör bir çalışan, onun üstü menajer bir çalışan, idareciler bazen çalışanlar. Dolayısıyla biz hep böyle bir karar merciğine bağlı insanlarız. Yani kimse isteyerek ama ben kaptan oluyorum, ben kaptan olmayayım falan böyle bir şey imkansız olamaz. Yani biri demek ki bir komutla oraya emir veriyordur. O da uygulanmak zorundadır. Böyle bir şeydir. Ayrıca da böyle bir algı yaratıldıysa çok yanlıştır. Ben onunla oynamaktan dolayı büyük keyif aldım. Benim kariyerimde oynadığım en iyi pasörlerden bir tanesi, en iyi insanlardan bir tanesidir. Onun da çok biliyorsun özel bir durumu vardı. Kendi sağlık problemi vardı ve onunla ekstra ilgilendiğimiz dönemlerdir. Öyle söyleyeyim insani olarak da ekstra halini hatırını sorduğumuz dönemlerdir. Yani asla böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla başka ne bilmek istiyorlar bilmiyorum ama bunu sorduğun için çok teşekkür ederim. Çünkü ben de duyuyorum böyle şeyleri. Ülkede böyle bir şey oluyor. Herhalde yüzleşmekten insanlar korktukları için belki arkadan konuşuyorlar. Ben sonuçta yurt dışındayım. Arkamdan ne konuşuyor bilemem. İyi ki insanlar soruyor ki cevap verme benim de şansım oluyor burada. Doğru söylüyorsun. Yani aslında en önemli şey insanlara böyle açıkça yüzlerine söyleyebilmek bazı şeyleri. Çünkü arkadan konuşmakla bir şey çözülmüyor. Gördüğün gibi yani yüzle konuşmak öyle bir iletişim en mantıklısı diye düşünüyorum ben de. Peki kariyerini noktalamadan önce oynamak istediğin ülke, takım var mı? Yani şurada ben oynamazsam kariyerimi noktalarsam gözüm açık gider diyeceğim. Şöyle söyleyeyim sana, Brezilya'da oynamadım. Açıkçası Brezilya'da acaba oynayıp bitirir miyim bilmiyorum. Yani ama Brezilya çok inanılmaz güzel de bir ülke aslında oynamak için. Çin'de de oynamadım. Onun dışında İtalya'ya bir daha dönmek isterim mesela. Türkiye'ye de dönmek isterim bir gün. Ama soyadımı geri aldıktan sonra. Yani aslında tam olarak bırakmak istediğim bir noktaya yakın bir noktada da hissetmiyorum kendimi. Çok şükür iyi de hissediyorum kendimi. O yüzden herhangi bir şey sana destinasyon sunamayacağım ama şöyle söyleyeyim. Kendimi en iyi hissettiğim bir yerde böyle en mutlu şekilde bırakırım. Yani kötü anılarla bırakmak istemem kesinlikle böyle güzel şeylerin üstüne bırakmak isterim. Terzi işle çalışmak ister misin diye bir soru Çok iste. gelmiş. Bak, terzi işte şöyle. Dinamo Moskova'dayken öyle bir şansım vardı ama diyorum ya hayatta bazı şeyler ve şu anda bulunduğu kulüpte bazı şeyler kısmet olmadı. Yani ben Mehmet Ali Aydınlar zamanında sağ olsun çok güzel bir teklif vermişti ama ben o zaman çok yeniyim. Polonya'da inanılmaz güzel bir hani başlangıç yaptım kendimle ilgili. Fenerbahçe'de Dream Team kurdu. Mümkün değil oynayamazdım. Gamoa'yı falan filan getirmişti. Sokolova gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Zaten mümkün değildi oynamam. Ama o takımın içinde bulunmak bile büyük gurur olurdu o formayı giymek. Keşke nasip olsaydı olmadı. 2017 yılında bir daha böyle bir olur mu falan ama bu sefer Japonlara söz vermiş bulunduk. Terzic bana teklif getirdi. Yani o ben çok severim onu. Dışarıda görünce sarılırım. Hani çok sevdiğim bir antrenör. Onun hakkında da bir sürü şey söylüyorlar adamın hakkında ama aslında tanımak lazım, bilmek lazım. Dışarıdan bugün bir paylaşım yaptım. Yaprakları falan çekerek böyle dışarıdan aslında doğal şeyleri dışarıdan delik yamuk yumuk görürsünüz ama tanımak, bilmek lazım aslında. Biraz böyle tadına bakmak lazım anlayabilmek için. Doğru. Bu arada arkadaşlar Neriman paylaşım yaptığı zaman okuyup geçmeyin. 3 kez okuyun. Hepsinde birer mesaj var. Çok da detaylı. Peki Brezilya'da hangi antrenörle oynamak istersin? Onat bak 2009 diyor. Brezilya'da hangi antrenörle oynamak isterim? Nicolò Negro ile oynamak isterim. Beni yetiştir. Yani benim
Neriman olmamdaki en büyük emeği sarf edenlerden bir tanesi. Onunla Conegliano'da bir çalışmıştım ama yarım kalmıştı. Onu tamamlamak isterim. Zeroberto'yla çok çalışmak isterim. Onun dışında bilmiyorum. Bu iki antrenörle çok çalışmak isterim. Ya Türkiye'ye de gelmişti Zeroberto. Çok karakterli bir antrenör. Çok. Bu arada ben iki tane not aldım kendime. Birincisi Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe Acıbadem zamanı. Bence Türk voleybolunda unutulmaz bir sezondur o. Yani bunu konuşmamız lazım bence, çünkü herkes şunu bilmeli. Fenerbahçe kulübü Türk voleyboluna en büyük iyiliği yapmış kulüptür bence. Tabii ki çok büyük saygı duyuyoruz. Hani Vakıfbank üst üste bu kadar kupa alıp bu kadar temsil eden, bayrağı dalgalandıran falan, bu tartışılmaz, ama ivmeyi veren kimdi konusunda bence Fenerbahçe'nin hakkı yenemez burada. Ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olmasa sporun tadı çıkmaz zaten. Gerçekten sporun tadı çıkmaz bu taraftarlar olmasa. Taraftar çok büyük faktör. Yani şöyle bir şey de yapabilirdi. Mehmet Ali Aydınlar'ın maddi gücü var. Acıbadem Spor diye bir takım kurup aynı Dream Team'i Acıbadem olarak koyabilirdi ama ne yaptı? Fenerbahçe'yi destekledi. Bunun da yani birçok bileşen var. Maddiyat var, taraftar var, camia var. Müthiş bir ortam çıktı ve keşke bugünlerde de devam edebilseydi. Bence Mehmet Ali Aydınlar gibi insanların çoğalması ve özellikle voleybola destek vermesi çok büyük bir şey. Kesinlikle. Bence yönetici olarak da hani sonuçta şu anda bulunmuş oldukları, hani Ali Koç da çok önemli bir yönetici. Yani bir kere herkesin bir zamana bir ihtiyacı vardır ama mutlaka iyi yöneticiler o kalitelerini er ya da geç belli ederler ve bir yere taşırlar. Yani o yüzden ben böyle yöneticilerin, keşke herkesin başında bir Ali Koç olsa, keşke. Yani çok önemli isimler bunlar bence. Spora bile emek vermeleri o kadar önemli ve değerli ki bizim için. Yani bence çok şanslı. Türkiye çok şanslı bir ülke. Doğru, doğru söylüyorsun. Yani inşallah iyi yöneticiler çoğalır. Çünkü iyi yöneticiler sporun geleceğini de yönetiyorlar. Baktığın zaman Türkiye'de birçok kulüp kuruluyor. Dream Team kuruyor. Yani geçmiş senelerde çok olmuştur. İki sezon mesela kalıyor. Sonra pat kapanıyor. Yani bu istikrar çok önemli. Aslında onları böyle heyecanlandırmak da önemli. Şimdi tamam, ben bir diyelim ki ben voleybola yatırım yapmak istiyorum. Bir sponsorum ya da bir şey. Yani onları çekebilmek için de böyle bir şeyler yapmak lazım. Bu sadece hani aman neden voleybola girmek istemiyorlar? Neden Anadolu takımlarına bu kadar hani bütçe olarak ekleme yapılmıyor gibi değil. Acaba neden olmuyor? Yani bunu da düşünmek lazım. Belki biz böyle tek başkanlı yönetim seviyoruz. Belki ülke olarak çok fazla ses çıksın istemiyoruz sağdan soldan. Dolayısıyla belki sponsorluklara çok açık bakmıyoruz, bilemiyorum, ama bence ne kadar çok destek spora, o kadar çok iyilik diye düşünüyorum. Hatta bu ne kadar çok böyle Anadolu'ya falan yayılırsa da bence güzel olur. Çünkü doğru. Türkiye'de çok böyle, işte Azerbaycan'da da o şekilde, Bakü'de falan böyle tıkılmış kalmış, İstanbul, Ankara falan bildiğimiz büyük şehirlerde bazı hareketler var ama basketbolda bu biraz daha geniş tabii. Doğru, doğru. Yani voleybolda yani hem istikrarlı kulüpler ve özellikle seyircinin de sağlanması lazım. Baktığın zaman çok büyük bütçelerin döndüğü, büyük emeklerin harcandığı voleybol branşında bazen boş tribünlere oynanıyor. Bence bu çok demotive edici bir faktör. Boş tribünlere oynanıyor. Bu gerçekten benim eleştirdiğim bir nokta Türkiye ile ilgili. Umarım, yani zaten çalışmalar yapılıyordur. Belki de şu anda durum daha iyidir. Onu bilemiyorum Ufuk, ama ben gittiğim bütün ülkelerde daha dolu tribünlere oynadım. Yani seyircisiz, şu anda koronadan dolayı bile olsa, bazen böyle seyircisiz oynatma şeyi gündeme geliyor. Bana çok ters geliyor mesela bu. Yani sporcu seyircisiz sahaya çıkamaz. Keyfi olmazsa da çıkmaz. Yani bir sporcu sahaya şov için çıkar. Yani biz sadece böyle evet bu işi yapıyoruz falan filan, ama seyirci olmadan hiçbir şey olmaz. O yüzden böyle kulüplerde, ben oynamak istediğim kulüplerde umarım yani seyircisi böyle bol olan kulüplerde oynamak çok daha keyifli. Mesela şeyler oluyor, yurt dışında neler oluyor biliyor musun? Böyle taraftar gruplarıyla birlikte zaman zaman buluşmalar oluyor. Yani sporcular bir araya geliyor, pizza yiyorlar, bir şeyler yapıyorlar, ama bir aktivasyon oluyor. Ama Türkiye'de böyle bir durumu belki de oluyordur, bilmiyorumdur. Yani yanlış da anlaşılmasın, ama böyle bir şeyin çok fazla olduğunu düşünmüyorum ya da duymadım. Çok teşekkür ederim açıklamaların için. Peki voleybol özeline
daha da gelirsek. Senin çalışmaktan, oynamaktan en çok keyif aldığın pasör hangisi? Çalışmaktan, oynamaktan en çok... Bir bakışından yani... anlar. Ona göre pas atar diyeceğim bir pasör. Yani hiç böyle topumun ne olduğunu açıklamak zorunda kalmadığım bir pasör Alicia Glass. Yani ben kötü toplara vuruyorum biliyorsun. Her topa vurabiliyorum ama Alicia Glass çok atletik bir pasördü. Yani ben manşette de onda çok rahat ettim. Çünkü top karşıya kaçıyor falan, inanılmaz bu kadar çıkıp topu atabiliyor. Ondan sonra Naz mesela böyle yüksek topu defanstan sonra bir uçtan bir uca çok... Hani böyle kaliteli atabilen bir pasör. Bacakları yeri sağlam basan, yani kuvvetli de bir pasör omuz bakımından. Dolayısıyla birçok pasör sayabilirim. Lobianco, topu havaya asan, Ferretti. Yani hep o kadar iyi pasörler oynadık ki seçemedim. Parmakları mesela oynadığım en yumuşak pasörlerden bir tanesidir. Dolayısıyla çok pasörle oynadım ya. Yani Japon pasörle bile, bizim pasörümüz 1.60 falandı. 1.60 mıydı neydi? Onunla bile anlaştım ya. Ben pipe vururken senle de anlaşırım. Sen bana pas atsan da anlaşırım. Dolayısıyla öyle bir pasör seçmiştim falan. Anlaşamadığım pasör olmadı aslında benim. Ya aman toplarına vuramıyorum gibi bir pasör olmadı. Çünkü genelde kötü top vurarak şey yaptım. Defanstan sonra mutlaka oraya atılması zorunda kalınan bir durumda öyle toplara da vurdum çok. O yüzden... Zaten iyi oyuncu olmak öyle en iyi toplara değil, her topla oynayabilmek, manşet alabilmek, komplike bir oyuncu olabilmek aslında önemli. İyi oyuncu bence budur. Kötü top gelse de bunu avantaja çevirmesi lazım. Kesin. Zaten benim işim bu. Yani benim işim bu sahada. Bir yerden high ball'da iki çıkışlı bir şey durumunuz olması gerekiyor. Yani bugün Sırbistan milli takımının da en büyük avantajı odur. Mihailović de Boşlukoviç ile birlikte kötü durumlardan her halükarda çıkıyorlar ve avantaj sağlıyorlar. Yani hepsi geri hücum yapabiliyor. Dolayısıyla bence bu büyük avantaj diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bu arada yani yorumlar yıkılıyor. Şöyle sorayım sana. İki tane sorum var. Birincisi, seneye ne yapmayı düşünüyorsun gelecek sezon için? Seneye ne yapmayı düşünüyorum? Şöyle söyleyeyim. Buraya gelmeden önce, yani korona çıkmadan önce böyle Asya'da biraz daha kalayım diye düşünüyordum. Sonra bir korktum. Açıkçası böyle bir bekleyelim falan dedim. Hani bakalım virüs ne olacak falan. Sonra başka yerden teklif de aldım, böyle Brezilya'dır falan. İtalya şu anda olmaz gibi düşünüyorum. Çünkü durumları biraz kötü. Açıkçası imkanlar olarak da çok tatmin edici durumda değiller. Dolayısıyla Türkiye'ye soyadımdan dolayı dönmek istemem. Şu anda bu sene Türkiye'den de teklif aldım. Çok güzel bir proje de sundular aslında ama maalesef özel durumdan dolayı geri dönemedim. Dolayısıyla henüz bir yere atmış değilim ama belki Asya, Brezilya kotasına böyle bir tercih yapabilirim gibi duruyor. Yani Türkiye'ye şu anda dönme fikri ikinci planda. Evet. Bak Özsoy yazdırırız diyorlar. Ya inanılmaz. Ya benim için zaten beni herkes Özsoy olarak tanıyor ama bazı yerlerde sosyal olarak bunun rahatsızlığını hissettiğiniz için ben dedim çok duygusal bir insanım. Yani bunun nasıl beni etkileyeceğini bilemem. Peki Türkiye'den Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Aa bu ya. Bu ya şöyle söyleyeyim. Çok yazan var çünkü şu anda. Çok çok yazan var. Fenerbahçe benim oynamadığım bir yer. Camia olarak da çok saygı duyduğum bir yer. İkisi arasında kıyas yapamam. Şimdi Fenerbahçe dersem Galatasaraylılar çok üzülür. Ama Galatasaray dersem Fenerbahçe'ye gerçekten oynayamadığım için çok pişmanlığım var aslında. Keşke denk gelseydi dediğimde bir kulüp. Dolayısıyla bilmiyorum ki hangisi benim için hayırlı olacaksa o olsun isterim. Ama bu iki camia da çok kuvvetli, çok iyi, çok bana göre herkesin yaşamak isteyeceği, özellikle doğup full tribüne oynanan. Yani tribünler boş kalacaksa hiçbir önemi yok, hiçbir forma önemli değil. Ama hepsi gelecekse sahada olmak isterim yani. Renk fark etmez, o sahada mücadele etmek isterdim. Türkiye'den teklifler aldın mı peki gelecek sezon aldım için? Evet evet, bu sene için, yani gelecek önümüzdeki sezon için aldım ama maalesef özel durumu da anlatarak böyle bir cevap verdim. İnşallah hani bırakmadan gelme ihtimalim olursa gelirim. Bir özümüze dönelim önce. Ondan sonra ülkemize de döneriz. Takım ismi zaten özelinde sormuyorum. Çok etik olmaz zaten bunları sormam. Taraftarı olan bir takıma gelmek isterim. Kesinlikle ya. Benim cevabım bu. Taraftarı
arkana alıp oynamak yani. O keyfi alarak oynamak istedim. Doğru. Yani taraftarsız voleybol olmaz. Tadı da çıkmıyor. Spor hiç olmaz, hoş tadı olmuyor. Çıkmaz. Peki sana başka bir soru daha sorayım tam buradan konusu açılmışken. Maddiyat mı yoksa huzur bulduğun yerde mi oynamak istersin? Kesinlikle huzur bulduğum yerde oynamak isterim. Maddiyatı seçmiş olsaydım dediğim gibi 2011'de zaten seçmiştim ama hiçbir zaman hayatımda maddiyatı seçmedim. Ama şu şey, para almıyor musun? Alıyorum. Kazanmıyor musun? Kazanıyorum. E sen bunlara dikkat etmiyor musun? Ediyorum ama hangi yaştan sonra? Artık neriman olduktan sonra yani ve parayı seçmeye başladığım yaş benim 27, 28 bunları geçtiğim yaşlardı. Yani uzak doğuya gittiğim yaşlar biraz evet bununla alakalı ama dediğim gibi önce ben bir ispatlamalıyım, bir oynamalıyım, bir İtalyan playoff'u görmeliyim, kendimi o istikrarı yaratmalıyım diye. Çünkü biliyorsunuz çok yani bizim zamanımızda öyle kiralık falan filan da gidemiyorduk. İlk alt takıma çıktığımız dönemler sadece breakpoint oynayıp yedekten birkaç sayı bir girebilir miyiz? İşte ocağa kadar oynayıp sonra yabancılar tarafından kesik yediğimiz dönemler falandı yani mecburen. Biliyorsun o dönemleri. Dolayısıyla böyle bir yol izlemem gerekiyordu ve iyi ki böyle olmuş. Şimdi böyle aklımı, gücümü orantılı kullanabildiğimi öğrendiğim zamanda benim için en önemlisinin huzur olduğunu. Çünkü huzurum olduğu zaman ben çok farklı oynuyorum. Huzursuz olduğum zaman da çok farklı oynuyorum. Dolayısıyla huzurumu hissettiğim, huzuru seçerdim, parayı değil. Huzur. Huzur, huzur. Peki. Yani görmeyi istediğin ülkeler, oynamayı istediğin takımlar da var. Ondan sonra peki şunu soracağım sana. Birazcık da magazinel konulara gelmek istiyorum. Programın böyle dörtte üçlük dilimini tamamladık neredeyse. Bakıyorum şimdi voleybol maçı oynanıyor ama oyuncular böyle çok fazla bakımlı, makyajlarını yapıyorlar. Hani böyle bir podyuma çıkarmış gibi aslında birazcık da böyle hazırlanıyorlar. Bu Japonya'da nasıl ve senin özelinde nasıl? Sen nasıl hazırlık yapıyorsun maç öncesi? Şimdi kendimden başlayayım. Ben şöyle çok fazla günlük hayatta da çok fazla makyaj yapan falan filan bir insan değilim. Zaten bizim altyapımızda, altyapı zamanlarımızda da Mehmet Bedestenlioğlu vardır. Hiç bahsetmedik ama bak o da çok Evet. Önemli bir antrenör. O böyle oje sürmeyi yasaklardı ama makyaj falan mümkün değil yani makyajı. Yani hatta makyajı geleni antrenmandan attığını biliyorum. İsmini vermeyeyim şimdi. Dolayısıyla biz öyle makyajlı falan sahaya çıkmak değil ama bir dönem geliyor ve şeyi fark ediyorsunuz ya bu bizim işimiz. Evet. Biz görsel bir kitleye hitap ediyoruz. Dolayısıyla onlara iyi gözükmemiz gerekiyor. Yani bu sadece tamam performans terliyoruz. Zaten çok hijyenik bir ortam değil ama ya niye beni izleyen adam ya da beni izleyen insanlar, seyirciler keyif almasın ki? Güzel bir şeye bakması, güzele bakmak sevaptır. Niye güzel gözükmeye çalışmayayım ki? Dolayısıyla tabii ki onlara güzel gözükmek adına bir şeyler yapıyoruz ama bu çok abartılı olmuyor. Abartılı yapanlar yok mu? Var. Yani benim eleştireceğim nokta burada makyaj yapanlardan çok sakız çiğneyenler falan olur. Yani makyaj yapmak bu kadar belki rahatsız etmez ama sahada çirkin duran şey ve sporcuya yakışmayan şey bence sakız çiğnemek. Sakız çiğnemek. Yani bence belki stres attığı için hani tercih edenler olabilir ama en azından kötü çiğneyenlerin çiğnememesi lazım diye düşünüyorum. Peki gözümün önüne birkaç tane örnek geliyor ama neyse. Bu arada arkadaşlar yorumları kapattım. Birazcık böyle hem Neriman'ı özleyenler için hem insanlar yüzlerini görsünler. Hem de biz de birazcık böyle birebir sohbet edelim diye. Peki bu sakız çiğneme konusunu geçtikten sonra bu hayatta voleybolun haricinde hedeflerin, hayallerin var mı? Yani şunları yapmam lazım dediğin. Şöyle söyleyeyim, bu hayata tekrardan gelmiş olsam tekrar böyle gezebileceğim, dünyayı görebileceğim falan böyle bir rota çizmek isterdim kendime. Herhalde yani ben zaten başka yerler dedim ya da çok hoşuma gidiyor. Değişim benim çok hoşuma gidiyor. Ben parfümümü de sürekli değiştiriyorum falan yani 6 ayda bir falan parfüm değiştiriyorum. Ayakkabı çok seviyorum, onları değiştiriyorum. Sürekli aynı şeyleri yapmaktan bir kere hoşnut değilim. Yani aynı yerde bile kalmıyorum sürekli. Benim ailem de orada. Sürekli bir oraya giderler, bir buraya gelirler. Çünkü biz böyle yaşıyoruz, böyle alışmışız. Sporun içinde evet doydun mu dersen spora
aslında çok doymadım. Hala keyif alıyorum. Keyif almayı bıraktığım zaman sporu bırakmak isterim. Ve kıramayacağım insanlar olursa tabii ki şey yaparım. Yani derim ki yani tamam yardım edeyim size falan ama bu ne boyutta olur onu bilemiyorum. Sporun içinde kalır mıyım onu bilmiyorum. Sanmıyorum. Onun dışında böyle bir şey denerim ama yurt dışı ayaklı böyle çevrimi kullanıp böyle sevdiğim insanları da arada sırada görebileceğim, keyifli ortamlar yaratabileceğim, böyle iş toplantılarına gidip gelebileceğim bir ortamım olsun isterim. Yani bunun altyapısını da yapıyoruz. Çok güvendiğim insanlar var söyledim ama bugünden sonra ben avukatsız hiçbir şey yapmam kardeşim. Karar verdim. Avukatı, bir insanın avukatı, doktoru, dostu. Bunlar çok olmalı, olmazsa olmazları. Dolayısıyla bir şeyler yaparım. Bunu da bırakmadan önce yaparım. Voleybol kariyerinden sonra ne düşünüyorsun? Yani sporun içerisinde, ya voleybolun üzerinde mi bulunmam demek istiyorsun yoksa sporda bulunur musun? Sporda bulunabilirim. Bence spor yöneticisi konusunda da bence çok şey bir eksikliklerimiz var diye düşünüyorum ben açıkçası. Ya da bence puzzle'ı tamamlayacak bazı şeylere, tecrübeli insanlara gerek duyulur diye düşünüyorum. Ama bu ben olmayabilirim. Bu belki Onat olur. Belki yurt dışında başka şeyler tecrübe etmiş biri olur. Belki ucundan tutarız bir şeylerin. Belki sadece yardım ederiz. İsmimiz bile geçmez ama emek veririz falan. Ya da dediğim gibi farklı şekilde de olabilir. Mesela ben Karşıyaka'yı inanılmaz sevmiştim. Karşıyaka'da ya Neriman bizim çok bütçemiz falan filan da yok ama böyle de bir projemiz var. Bu projenin kıyısında köşesinde bulunur musun deseler belki seve seve yaparım. Çünkü orada böyle çok büyük hevesim kursağımda kaldı. Çok sezon sonu gitmiştim falan. Dediğim gibi İzmir gibi yerlerde böyle deniz kıyısı yerlerde falan bulunup orada hayatımı idame ettirirken bir yerden bir yararlı olmak isterim diye düşünüyorum. Bakalım. Karşıyaka'da bir sezon oynamıştın galiba. Yarım sezon. Yarım Fasulyümüz, sezon. Arzu Göllü, Şapofta'yı bilirsin. Çok değerli isimler vardı. Evet, dolayısıyla evet, ben evet. Çok şanslıydım söylüyorum hep ve Karşıyaka'yı tarihinde ilk defa da üçüncü biz yapmıştık. Böyle yarım puan farkla falan Fenerbahçe bizim önümüzde bitirmişti. Eczacıbaşı şampiyon olmuştu o sene ama çok şey öğrendim ya. Arzu Her Göllü. jenerasyona yetişmişsin vallahi Neriman. İnanılmaz. Ben sana diyorum ya yaşıma bakma ben aslında çok eskiyim diye. Buradan kaynaklanıyor. Evet. Bak Arzu Göllü ile sana güzel bir anımızı anlatayım. Gökhan Sezal antrenörümüz yine Hasan Çelik yardımcı antrenörümüz. Türk antrenörle çalışıyoruz ama işte Arzu Göllü dediğiniz zaman bu arada Arzu Göllü inanılmaz disiplini, inanılmaz böyle işine bağlı, inanılmaz karakterli bir yani ablamız, kaptanımız, benim kaptanımı falan yaptı. O zaman böyle sadece gençlere takılmak adına ya siz gençler de hiçbir şey düşünmüyorsunuz kendiliğinizden. Bacak bacak üstüne atmışlar Şapofta'yla. Ya yine bize antrenman yaptıracaksınız yani. Siz gelişeceksiniz diye biz zaten iyi oyuncularız diye böyle bize böyle bir komik bir tarzda bir şey yapmışlardı. Ya şu, bir kere de şu fileyi kuramayalım. Bu fileyi kaldırdığımız alet var ya. Onu da bir yok edin ya hiç mi düşünemiyorsunuz falan. Biz Arzu Aban vardı pasör bilirsin. O da bizim ikinci pasörümüzdü. Arzu ile hemen dedik ki gözüne girelim ablalarımızı. Hemen saklayalım biz bu antrenman olmasın. İptal ettirelim zaten basketbol var. Her gün fileyi kuruyoruz aslında. Neyse Gökhan abi geldi seremonideyiz. File kurunmamış tabii. File yok yani. Tabii bizi öne çıkarttı. Evet kim sorumluydu? Ben ne Arzu? File neden kurulmadı? Abi bulamadık. Neyi bulamadınız? Alet yok. Kaldıramıyoruz fileyi. Nasıl bulamadınız abi diyor yani bu kadar diyor adamsınız. Nasıl yapamadınız? Nasıl beceremediniz? Bu sefer şey ya doğruyu söylesek soyunma odasına giremeyeceğiz. Ablanız mahvedecek bizi. Hani orada gerçek olanı söylesek bu sefer antrenman yapacağız. Yani Şapofta ağzımıza yüzümüze vuracak. Bu sefer o da olmayacak. Yani ne yapacağımızı bilememiştik ama yani çok güzel anılarımız var gerçekten. Voleybolun içinden o kadar çok şey anlatabilirim ki sana. Peki bir kitap yazmayı düşünür müsün? Düşünürüm. Aslında ben böyle gerçek seri falan yaratabilirim. O kadar çok anım var, o kadar çok yaşanmışlık böyle dünyayı gezerken İtalya'da yaşadıklarım, Türkiye'de yaşadıklarım falan filan diye böyle bence çok büyük de ders çıkartılır yeni jenerasyona diye Düşündün düşünüyorum. Mü hiç böyle bir şey yazmayı, kitap tarzı bir şey? Çünkü çok değerli anılarım var ve hani ileride bir sporcunun keşke demeyeceği ilk başta öyle hani derler ya bir musibet bin nasihata bedeldir diye. Hani senin çıkaracağın kitabın da ismi belki bu olur.
Ya olabilir. Yapar mıyım bilmiyorum. Eğer yaparsam da buradan hani kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum demeyeyim ama yani bunu tabii yazarken kalp kırmamak önemli. Kalp kırmadan becerebilir miyim diye acaba. Çünkü her şeyi yazarsak bu sefer gerçekleri ortaya dökersek bu sefer bayağı hani okunalım dersek her şeyi yazarsak bütün transparanlığıyla belki kalp kırarız diye korkumdan yazmam herhalde. Yani kalp kırmak istemem. Dolayısıyla yazmam diye düşünüyorum. Blok yaparsın belki. Bir tane blok oluşturursun. Oradan notlar yazarsın. Olurum senin voleybol magazinin köşesinde bana da bir şey ayırsın. Ben arada oraya Şeref yazarım verirsin. özellikle. Şeref verirsin her zaman. Peki totemlerin var mı maç öncesi? Tabii ben Uğur birbirine. turnuvayı yani ben zaten benim oda arkadaşım Polen'di. Biliyorsun biz uzun yıllar beraber olimpiyatlarda bile beraber kaldık. Ya benim Evet. böyle batıl inançlarım falan filan yoktu ama yani Polen böyle hangi büstü yerini giydin? Neri bu çorabı giymemiştin? Ama bu takını böyle takmamıştın falan. Ya Polen diyorum ne olacak falan. Hayır olmaz. Kesinlikle bununla kazanmıştık bunu yapacaksın falan diye. Ben Polen'in böyle şeyleri var. Dolayısıyla bana da bulaştı. Bulaşıcı bir hastalık o. Ben saçımla çok fazla mesela bir şekilde toplarım saçım dağılır. Annem falan ya kızım tamam şu voleybolu oynuyorsun da saçını topla ya. Ya bir toplamayı öğren falan diye böyle çok beni eleştirir. Dolayısıyla saçıma çok böyle tekrar tekrar toplamam ya da umurumda olmaz dağınıktır falan. Yani böyle bir tarzım var. Çok umurumda olmuyor. Mesela bazıları da işte formamla ayakkabı mutlaka uyumlu olsun. Ben senelerce kırmızı formanın altına mavi ayakkabı giydim. Onunla rahat ettim. Benim için rahatlık önemli. Hani görsellikte de çok fazla sahaya çıktığım andan itibaren neyi rahat ediyorsam hayatta da huzur dediğim şey de o. Rahatlık aslında. Rahat ettiğim yerde bulunmak isterim. Huzur bulduğum şeyi yapmak ve giymek isterim. Dolayısıyla böyle mutlaka olmaz ama dua etmeden çıkmam. Mesela benim ciddi böyle dualarım vardır. Her gün ederim ama Ayet-el Kürsi 7 kere okurum. Yani Nas Felak bilmiyorum çok fazla dua bilenler var mı? Çok da ilgilenirler mi? Sıkıyor muyum insanları artık ama dua etmeden sahaya çıkmam. Çok teşekkür ederim. Peki bu süreçte veya genelde televizyona ne kadar vakit ayırıyorsun? Dizi izliyor musun? Netflix'ten neler izliyorsun? Ne yapıyorsun? Şöyle söyleyeyim Netflix kustum artık çünkü ben dışarıda da böyle yaşıyorum biliyorsun. Lucifer'ı falan izledim işte inanılmaz herkese tavsiye ediyorum inanılmaz güzel bir dizi. Şu anda şöyle bak hatta yanımda şöyle bir kitap göstereyim Cenk Kral'ın böyle Joyce Ingil'e gelen sağlık diye bir şey var. Biz her şeyin suyunu sıkıyoruz böyle medyayı falan filan ama bu kitapta ne zaman yapılması gerekiyor falan detoks. Yani herkes kilo aldı bence. Kilo almayan var mı sen? Vermiş gibi gözüküyorsun ama yani herkes kilo Şuradan aldı şöyle diye bakıyorum. düşünüyorum. O yüzden sadece böyle konuşuyorsun. Yok Böyle şöyle de daha bak böyle daha şey çıkıyormuşuz ya. Zayıf çıkıyormuşuz. Ben de deminden beri böyle konuşuyorum seninle. Yani bu kitabı tavsiye ediyorum. Şöyle neden sıkmalıyız meyvelerin suyunu? Nasıl sıkmalıyız? Detoksu nasıl yapmalıyız? En azından sağlıklı kalabilmek adına. Çünkü sporu da çok limitli yapıyoruz biz bu dönemde biliyorsun. Ama çok evet. yararlı da bir kitap olsun istiyorum. Kişisel gelişim kitaplarını da ben tavsiye ederim. İngilizce kitap okumalarını da hem böyle kendi dillerini geliştirmek amaçlı hem de çeviriler çok sağlıklı olmuyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla. Peki forma numarasına gelince uğruna inandığın bir forma numarası. Yani vazgeçemeyeceğim. Ben 13 numarayım. 13'ü çok seviyorum. 13 Temmuz'da doğdum ama bunun hiçbir anlamı yok. Onu söyleyeyim. Sadece benim hayatımda bazı şeyler 13'e çıkıyor. A milli takımla da çok güzel bir turnuva geçirdiğim için 13 numaradan sonra. Çünkü ben hep biz gittiğimiz zaman takımın en küçükleri olduğumuz için böyle istediğimiz benim için ifadesi olan hani çok büyük anlamlar taşıyan bir forma yoktu. Ama 13 benim üzerime Neriman Özsoy olduğum zaman yapıştı ve ben çok güzel şeyler yaşadım 13 numarayla. Dolayısıyla bana şanslı geldiğini düşünüyorum. 13'te de Güldeniz iyi. bir şey yazmış. Uğurlu olan sensin yazmış sana. Ya Gül Hoş de geldin bu benim. arada. Gül de benim canım. O benim hayatımın her yerinden çıkar. Ben burada olmasam beni en iyi anlatacak Güldeniz'dir mesela. Hani bana ulaşamıyorsan Güldeniz, Neriman sence ne yapıyor falan dediğinde Güldeniz anlatabilir o konumda. O kadar severim Gülde'yi. Güldeniz'de de çok maceralar, anılar var. Onları Bak Polen'le kulaklarını çınlattık diyor. Polen yani onlar benim canlarım ya. Hani derler ya böyle dört tane dosttan olsun mezarını taşısınlar yeter.
İkisi onlar. Yani Polen ve Güldeniz'i ben çok ayrı tutuyorum. İşte Didem Akman, Didem Ege. Didem'i çok ayrı tutuyorum. Yani Necla abla falan, ya Sevinç abla var. Aynı bir paylaşım. Bir sürü insan sayabilirim şimdi, unuttum. Esra Gümüş falan. Hep insanlar diyor ya, onu sevmiyor musun? Bununla iyi anlaşmıyor musun? Onunla bir şey mi oldu falan? Hayır ya, öyle bir şey yok. Sadece çok sevdiklerim farklı. Ya çok sevdiklerimi böyle niye kimse, hani bunu niye çok seviyorsun falan diye sormuyor. Negatif şeylerden beslenmeye gerek yok. Herkesin benim için belli bir ölçüde saygı ve sevgi gösterdiğim insanlar, ama çok sevdiğim insanlara ben canımı veriyorum. Yani öyle bir durumum var. Dolayısıyla Güldeniz de onlardan bir tanesi. Allah ayırmasın. Sezgin Eren, hoş geldin abi bu arada yayınımıza. Bir tane yorum var. Bunu şurada sormak istiyorum. 2016 olimpiyatlarında İtalya ile oynadığımız oyunu 3-2 kaybettik ve son iki sayıda Neriman blokta kaldı. Ne hissediyor acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim. Blokta kaldığımı hiç hatırlamıyorum ama son iki sayı falan filan. Ya vursaydım ve geçseydim. Yani şöyle bir durum var. Orada plase atıp o sayıyı alamasaydım çok büyük pişmanlık hissederdim. Ve yine İtalya kazanmış olsaydı. O maç niye 3-2'ye gitti acaba, onu bilmek lazım. Yani orada son iki sayıda mıydı olay? Yoksa o maç niye 3-2 oldu? Yani bunu tartışmak lazım. Biraz maçı izlesem sana buradan tam cevap vereceğim ama hiçbir evet. pişmanlığım yok. Denedim, iyi ki vurmuşum. Blok yediysem de helal olsun kim yaptıysa da, ama geçseydim de iyi olurmuş herhalde. Doğru. Zaten şöyle bir şey var. Bir maç oynanıyor. Son sayıdaki insanlar böyle günah keçisi gibi ilan ediliyor ama onun geneline bakmak lazım. Neden son sayıya kaldı? Neden maç iyi gitmedi de son sayıda günah keçisi gibi yapılıyor? Ben ona çok katılmıyorum yani. Son sayıya değil, maçın geneline bakmak lazım bence. Ya bir de şöyle bir şey var. Voleybol sanki böyle bazı izleyiciler tarafından tenismiş gibi sanki, anladın mı, değerlendiriliyor. Ya voleybol öyle bir spor değil. Ya tek kişi maç kazandırmıyor. Tek kişi maç kazandırsa, size şöyle söyleyeyim. Erkek voleybolunu belki takip edersiniz. Muserski şu anda yani iki bilmem kaçlık boyuyla Japonya'da oynuyor. Yani bu iş tek kişiyle olacak olsaydı o şampiyon olurdu. Oldu mu? Hayır. Dolayısıyla burada tek kişiye odaklı bakmamak lazım. Ama şöyle söylemiş olsaydı. Ya keşke o iki sayıyı vursaydım ve kazandırsaydım da bu kadar arkandan söylenmeseydik deseydi. O zaman yani beni affedin derdim. Bu farklı bir şey olurdu ama olsun yani. Olsun olsun. Ceren Kestiren Göz yayınımıza katılmış. Gonca ablayı da çok seversin diye yazmış. Çok severim. Ceren'i de çok severim. Çok saygılı, çok yeni jenerasyonun inanılmaz bence güzel örneklerinden bir tanesi. Ondan sonraki gelen jenerasyon da çok önemli bir örnek teşkil edecek bence. Ceren de çok iyi tanıdığı için Gonca abla inanılmaz böyle anaç, inanılmaz benim voleybolu bırakmamamdaki en önemli isimdir Gonca abla. Altyapılarda beni gördüğünde ben sana söyledim çok voleybolu severek başlamadığımı, ama bırakmamamın nedenidir Gonca abla. Dolayısıyla onun sayesinde buralara geldik. Ondan sonra biraz Adnan abi itti falan filan. Dediğim gibi o kadar çok antrenör hayatımıza dokundu ki Ufuk. Yani Ceren çok güzel bir konuya değindi orada. Doğru. Yani her insanın hayatımıza bir miktar dokunmuşluğu bizim bütünümüzü oluşturuyor aslında baktığın zaman. Senin de birçok anıyı anlattın. Valla çok da büyük katkısı oldu. Arkadaşlar sorular soruyorsunuz. Birçoğunu Neriman programımızın başında anlattı, ifade etti. Tekrarını yarın veya ondan sonraki voleybolmagazin.com'dan izleyebilirsiniz tekrarını. O yüzden Neriman'ı da çok tekrar düşünmek istemiyorum. Peki Neriman, televizyondan konu açılmışken hani Netflix dizilerini bir yana bırakıyorum. Televizyon programı olarak neler izliyorsun? Survivor'a bayılıyorum. Onu soruyorsan Survivor'a, yani gerçekten benim için çok değerlisin. Senin hani böyle şeyini kabul ettik ama Survivor'ı izleyemiyor olmaktan da çok üzgünüm aslında. Yani tekrarını izleyeceğim yarın. Evet. İnanılmaz güzel Cemal Can var orada. Onu çok severek, çok pozitif geliyor bana. Yani böyle bütün sorunlarımı alıyor götürüyor falan filan. Evrim var. Aslında benim çok yakın arkadaşım değil ama Didem'in, benim en yakın arkadaşımın çok yakın bir arkadaşı. Dolayısıyla onunla falan böyle dalga geçiyoruz. Nasıl atamazsın diyoruz ya. Biz olsak kesin atmıştık falan diyoruz. Halbuki alakası yok. Kumda yani bana
şey zorlasan da çok iyi hareket edemiyorsun, koşamıyorsun. Zaten tepende güneş var falan filan. Ama buradan konuşmak çok kolay geliyor. Ben şimdi anlıyorum biz sahadayken insanlar nasıl bu kadar kolay yorumlar yapıyorlar. Ben aynısını yapıyorum çünkü burada Survivor'ı seyrederken. Ama çok keyifli bir dizi bence. Ya dizi derken benim için bir dizi gibi geçiyor. Çünkü orada da entrika falan filan var ya. Benim kurgular, için dizi gibi. Kurgular oluyor galiba orada da. Yani herhalde ya biraz doğallıkla, ya biz insanız ya. Ya bu mevsim bile 4 mevsim yani. Kışı var, yazı var, ilkbaharı var, sonbaharı var. İnsanlar istiyor ki hep böyle insan gülsün, her şey harika geçsin ama hayat böyle bir şey değil. Hayatta inişler, çıkışlar var. Dolayısıyla her günümüz aynı olmuyor. Herkes de herkes aynı şeyi düşünmüyor ve dolayısıyla bazen kötü hissediyoruz. Kötü şeyler oluyor hayatımızda ama kumda nasıl oluyor bebişim diye bak Gülderiz. Beach Volley'i hiç sormuyorsun. Ufuk gerçekten ya. Dur daha çok var da sorularımız. Beach Volley'i hiç sormadın. Daha gelmedik. Daha gelmedik şimdi. Tarafleksi bitirdik. Kuma geleceğiz. Kumdan suya gideceğiz. Daha var. Sonra aya çıkıyoruz. Peki. Çıkarız. Plajda nasılsın? Plajda felaket. Felaket yani. Güldeniz'le mi oynuyorsunuz plajda? Ne oluyor? Ben anlayamadım yani. Bir şöyle muhabbet dönüyor. Ben kandırdım. Şimdi milli takım falan filan bitti biliyorsun. Hani böyle biz tabii çok uzun süre durmuş falan sporcular değiliz Güldeniz'le. Güldeniz'i kandırdım. Dedim ki biz dedim çalışmalıyız dedim. O da zaten böyle her dakika çalışsın bir şeylerle uğraşsın. Kendine iyi bak. Çok ekstra profesyonel yani. Tamam dedi. Neli dedi. Sıçratıyorsa falan filan hemen başlayalım. Sen dedim bitir sezonunu. Ben geliyorum Japonya'dan. Bir turnuva varmış. Hemen buldum. İşte Adem abiler sağ olsun. Milli takım antrenörlerimiz bizim. Beach Volley milli takım. Adem abi, Sakıp hocam. Onlar bizi böyle tabii hani ay Neriman'la Güldeniz de geliyorsa antrenman yapmak istiyorlarsa yani kızlar rezil kepaze olmasınlar diye düşünüyorlar aslında onlar da. Biz de böyle ne olacak? Biz öyle insanlar değiliz. Yani mütevazı insanlarız. Haddimizi biliriz. Biz zaten çok iddialı değiliz ama öğrenelim, keyif alalım falan. Neyse turnuvaya Güldeniz de bana inandı. Turnuvaya gittik Mersin'de. İlk oynadığımız takım şeydi. İkili. Olimpiyat ikilisi. Yani kızlar bir sıçrıyorlar, bir vuruyorlar falan. Güldüğümüzde dedim ki biz bunlara top verelim. Aman yani ben servis atıp bloğa koşana kadar kız topu vurdu bile. Ben de şey yaptım. Yani Adem abi hiç bunlardan bahsetmiş miydi diye böyle dedikodu yaparak bu arada. Hocam maçı mı bitiriyorsunuz? Yani bu güneşi buradan alıyor musunuz tepemizden, ne yapıyorsunuz? Yani rüzgar çıkıyor sanki bizimle dalga geçiyormuş gibi. Tam spor okulu bak Gülde yazıyor gerçekten. Ya topu karşıya atamadım ben. Güldeniz bak bunu anlatmam lazım. Gülde bana kızacak. Bu arada Neriman bir şey söylemek istiyorum. Güldeniz Neriman'dan sonra seni yayına alabilir miyiz? Şu senden de bir sadece beach volley macerası dilimini dinlemek isteriz. Eğer okey dersen Neriman'dan sonra da seni alalım bir 5 dakika. Güldeniz'in beni rezil etmesine izin vermem. Hemen kendim anlatacağım. Tamam sen anlat. Güldeniz okey dersen seni alalım 5 dakika. Tamam polen neyse burayı hadi Güldeniz'e bırakıyorum. Sadece küçük bir kısmını anlatayım. Güldeniz defans yaptı. Benim için hikaye bu. Güldeniz çok iyi bir defans yaptı. Tamam onun vardır ya sahada da böyle atlar uçar defans yapar. Ya tamam da kardeşim biz zaten şey kumda 2 kişiyiz değil mi? Bir kalk yerden yani. Yerde yıldı kaldı. Benim de o rüzgarda falan böyle topu karşıya atmam lazım ama bilemedim. Tribünde de polen var bizden. Topu ya polene atacağım ya Güldeniz kalkmıyor yerden. Ne yapacağımı şaşırdım. Kendi etrafımda dönüp böyle topu bir fileye değdim oraya çok emin değilim. Filenin altından da geçmiş ama karşıya atamadım. Yani bizim hakemler falan gülmekten ölüyor. Ama rezil kepaze bir durum. Çünkü bize anons ederken filenin sultanlarından falan diye anons ediyorlar. Biz böyle eyvah bittik yani orada. O da iyi hatırlıyordur Gülden onu. Hatta polen tabii ki o anı kaçırmak mümkün değil. Daha ileride bizi tehdit edeceği için hemen çekmiş videoya elime düştünüz diye. Yani böyle bir anımız var. Ama onun için bu defans kısmı nasıl bilmiyorum. O benim paslarımı çok şahane atıyorum ya. Ben zaten pasları yani kız elinden gelen en iyisini yaptı. Ama ben biraz o konuda şey oldum yani. Blokta yedik, outa vurduk. Zaten 8 metre küçük geldi sağa bana. Auto vurduk yani. Ben 9 metreye alışkınım burada. Olmuyor. Ben yayında anlattım demiş Güldeniz. Anlattı mı? Aynen inşallah bir şekilde anlatmıştır. Güldeniz yayından sonra bir 5 dakika seni bekliyoruz. Senden de dinleyeceğiz müsaitsen eğer. Peki salonla plaj arasındaki farklar neler?
Şöyle söyleyeyim, ikisi çok farklı sporlar. Yani kimse öyle ben çok iyi oynuyorum falan salonda. Bazen bir de kumun ince olmasına falan dayalı olarak sizi aşağı falan çekiyor. Dolayısıyla böyle sahadaki gibi bir smaç adımlaması yaptığınızda da siz batıyor. Ben dizime kadar falan battığımı hissetmiştim. Ama büyük bir sabırla Adem Hoca ile Sakıp Hoca yapabilirsin. Şöyle olması gerekiyor falan. Bir de ben böyle hani çıkıp yukarıdan bam gibi vurmaya alışmışım. Sert bir adamım. Yani böyle ama aşağıdan yukarı smaç preseler bildiğiniz daha o konularda biliyorsun böyle daha oraya koyar topu buraya koyar ama ben dışarıdan yukarıdan bam güm aralardan vurmayı da severim. Dolayısıyla böyle daha naif, daha Evet. aslında keyifli. Aslında seyir zevki bence daha yüksek. Biliyorsun olimpiyatlarda beach voley seyir zevki en yüksek ikinci spor dalı. Dolayısıyla bence çok keyifli. Doğru partnerle yani biraz daha uzun bir blokçuyla. Güldeniz'in de işi zordu. Ben sonuçta kumda ne kadar çıkıyorum biliyor. Yani onun da sonra git açıl gel bir daha gel. Biz sahaya çıkacağız. Birden fırtına başlıyor. Güneşli havada fırtına falan başlıyor. Böyle bir şanssızlık bir dönem. Doğru söylüyorsun. Yani plaj voleybolu çok daha zor ama Güldeniz'in lakabı Garanti. Giovanni Garanti diye çağırıyormuş. Ondan dolayı Güldeniz her tarafa yetişebilir diye düşünüyorum ben. Ya Güldeniz dediğim gibi bence o hani bazı antrenörlerin yüklemiş olduğu sanki bu hani bench oyuncusu bench'ten gelip bizi kurtarır hani bizim kurtarıcımız havasını bence Galatasaray'da oynadığı çok önemli bir sezonla yıktı diye düşünüyorum. Çok büyük bir sorumluluk alarak finale kadar taşıdılar ve Güldeniz başrol oyuncusuydu. Dolayısıyla bence burada o konuyu o böyle kabuğundan çıkarak bence bunu ispatladığı zaman çok da büyüdü. Yani benim gözümde de çok büyüdü. Bence yani kendini inanılmaz ispatladı ve çok büyük saygıyı hak etti diye düşünüyorum. Yani her görevi yerine getirebilen bir adam. Yani bu gerçekten onu saha dışında da bir görev versen. Yani bana diyor ki bazen ya burada halledecek bir işin var mı diyor. Hep o kadar görev benimsemiş ki aslında yanındaki insanları da o kadar sahipleniyor ki. Dolayısıyla çok önemli bir adam. Her eve bir Güldeniz lazım. Her eve lazım. Peki programımızın sonuna geldik. Müthiş keyifli bir programdı. Son olarak şunu sormak istiyorum sana. Seni örnek alan genç voleybolcuların neler yapmasını tavsiye edersin? Nasıl Neriman Özsoy nasıl olunur? Şöyle söyleyeyim, bana çok fazla mesaj geliyor. Biz voleybolu senle sevdik, sporu senle izlemeye başladık falan diye. Ben inanılmaz büyük keyif alıyorum. Bütün dileklerim benim gibi olmak isteyen, benden daha iyi olacaklarına inandığım yeni jenerasyona söylemek istediğim bir şey var. Kendilerine inanılmaz güvensinler. Yani bizim onlara güvendiğimizden, annelerinin, babalarının onlara güvendiklerinden daha çok, daha büyük bir özgüvenle birlikte inandıkları, sevdikleri şeyin peşinde koşsunlar. Ama sürekli bir koşturma halinde olsunlar. Bu hayatı sürekli koşsunlar. Çünkü böyle bir şeyler beklerken gelmiyor. Kimsenin ayağına bir şeyler gelmiyor. Kısa sürede belki mutlu oluyorsunuz falan ama hayat bir koşturmaca. Dolayısıyla bence sürekli ileri doğru koşsunlar. Çok arkaya bakmadan çünkü arkaya bakarsanız çok hızlı koşamıyorsunuz. Dolayısıyla hızlı koşmaya çalışsınlar. Çünkü artık büyük bir rekabet var hayatta her bölümünde. Yani bu sadece spor değil, hayatın her bölümü böyle. Doğru söylüyorsun. Şimdi şurada yorumları da kapatayım. Neriman çok güzel, keyifli bir program oldu diye düşünüyorum. Yaklaşık 2 saate yakın bir program yaptık ve içtenlikle bütün sorularımızı da yanıtladın. Ben voleybol severlerin de Neriman Özsoy'u tanıma ve anlama bakımından birçok şeyi anladığını düşünüyorum. Senin için de umarım güzel geçmiştir programımız. Ufuk benim için inanılmaz keyifliydi. Bir kere ben teşekkür ediyorum. Özellikle ilk önce benim ilk bildiğim ve en çok sevdiğim voleybol magazini tekrardan açtığın için, aramıza geri döndüğün için. Ben pek arada değilim. Aramıza geri dönmen dediğim yurt dışından bile çok kolay takip edebilme imkanını bize sunduğun için bir kere çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin bizi. İkincisi de beni tercih ettiğin için, bu kadar hani zamanını bana ayırdığın için ve kendimi ifade edebilmemde bana yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim. Sorduğun sorular benim için çok değerliydi. İyi ki sordun, iyi ki varsın. Yani ne istersen bunun dışında biliyorsun. Ben de sana bir soru soracağım. Doğruyu söyle.
Tabii doğru ki. Söyle. Mehmet abinin kaç tane, bir günde kaç tane sosislisini yedin? Yani rekor olarak söyle. 4 değil mi? Biliyordum ya. 5 mi diyordum da 4 yediğini biliyordum yani. 4 tane şöyle. Ben küçükken, benim babam da eskiden voleybol oynuyordu. Biz Buranfeli'ye gidiyorduk. Bir kubbe salon var, bir de büyük salon vardı. Mehmet abiyle Pal abi iki tane büfesi vardı. Bir yukarıda bir aşağıda. Şimdi babam da benim çok yiyememe kızıyordu. Dolayısıyla ben 4 tane yiyorum toplamda. 2 tane aşağıda yiyorum, 2 tane yukarıda yiyorum. Babam ikisine gidip sormuyor tek tek. Bir tanesine soruyor. Kaç taneydi? 2. Aa, iyi yemişsin, az yemişsin oğlum diyordu. Yani bir bu şekilde tabii sayıları manipüle ediyordum yani. Ya inanılmaz güzel. Gerçi seni görmek çok güzeldi. Benden sonra Gülde'ye de ne söylüyorsa inanmayın, bana inanın dermişim. O da çok dürüst bir insan. Ne söylüyorsa inanın. İnşallah katılır. Yaparsınız, ben de buradan sizi rahatsız ederim. Güldeniz, katılacak mısın? Bir 5 dakika sadece plaj voleybol konusunu konuşalım, eğer okey dersen. Güldeniz gitti galiba. Uyuyakalmış olabilir. Evet, Güldeniz'i şu anda, onun da bir dizisi var aslında. Sürekli izlediği, belki ona takılmış olabilir. Sen yorumları kapatınca kapatmış olabilir o. Olabilir. Evet diyor bak. O tamam. Da anlatacak. Kesin bir şey anlatacak. Benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey söyleyecek. Bizi patlatacak. Kesin burada içeri atacak. Yok, bir şey olmaz. Şimdi o zaman senin yayını bitirdikten sonra Neriman, arkadaşlar Neriman'dan itiraflar birazdan. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, arkadaşlar görüşmek üzere Neriman. Çok teşekkürler katıldığın için. Arkadaşlar sakın ayrılmayın. Yayını kapatıp açıyorum. Güldeniz'den itiraflar geliyor birazdan Neriman'la ilgili. Ya rezil. Gene rezil olduk. Hadi öpüyorum sizi. İzleyeceğim. Görüşürüz. Ben de. Tamam. Tamam, bay bay. Hoşça kal. Bye çok bye. Sağ ol. Bay bay. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, şimdi Güldeniz Önal'dan itiraflar olacak. Neriman'la ilgili olarak bir plaj voleybolu konusu oldu. Neriman anlatacaklarını anlattı. Şimdi son dakika programımız dışında olan, yani akışın dışında olan bir konu oldu. Güldeniz Önal, talep bekliyorum şimdi. Evet, geldi mi? Bakıyorum. Evet, Güldeniz. Evet arkadaşlar, Güldeniz 2 saniye yayınımızda, sayıyoruz. 2, 1 ve 0. Karşımızda Güldeniz. Son dakika. Görüşmesi dan. Ne yapıyorsun? Görüşemedik kaç gündür vallahi. Kaç gündür vallahi bu gözlerim beni bakıyorum. Nasılsın, iyi misin? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de, yani programımızın son bir bölümünü, biliyorsun biz de bir canlı yayındaydık Polen'le, evet, beraber. Evet, böyle evet. Denk gelmesi aslında kötü oldu. Neriman'la biraz daha fazla uğraşmak isterdim. Onu daha çok dinlemek isterdim. Yani onu ben, yani böyle şey gibi oluyor bizim. 7-24 konuşsak konuşuruz. Yani normalde ben çok konuşkan bir insan da değilim. Bakma böyle programlarda biraz çenem açılıyor. Hiç değilsin, hiç değilsin. Yok yok, gerçekten değilim. Ama Neriman'ın bana katmış olduğu çok fazla şey var. Yani bilmiyorum ya, bir annenin babanın katacağı kadar gerçekten hayatımda o bana güzel sözler söyledi. Önce onunla başlayayım. Evet. Böyle bir kardeş, arkadaş ve böyle hani dersin yani düşünmeden konuşabildiğin kişi. Böyle sırtını yasladığın bir şey. Yani gerçekten olduğu için çok teşekkür ederim. Böyle bir ani gelişme oldu. İnşallah Galatasaray'da bir şey demez bana. Yani burada şey... Bak şu anda Merve'yi gördüm de o yüzden aklıma geldi. Ya neyse, evet, bu arada Nihan abladan sen izni alırsın. Saygılar. Yani şimdi ben pozisyonu anlatıyorum. Sen... Ama son dakika gelişmesi. Ondan aynen, dolayı. Şimdi sesini açayım. Şimdi ben pozisyonu anlatıyorum. Neriman'ın da dediği gibi biz böyle bir spor okulu kıvamında plaj voleyboluna gittik. Amacımız aslında sadece topa dokunmak ve yazı boş geçirmemek ve kumda da güçlenmek. Gülmeye başlama. Daha gülecek bölümü anlatmadım. Gülmeye başlayacağım bölüm şu. Biz gittiğimizde bize böyle manşeti nasıl yapacağımızı, hani rüzgar da olduğu için, hani manşetle nasıl pas atacağımızı. Çünkü bu arada özür dilerim Güldeniz. Arkadaşlar yorum yapıyorsunuz. Güldeniz bize programsız bir şekilde konuk olduğu için hani soru cevaplamayacağız Polen maalesef. Özür diliyorum. Sadece Güldeniz anısını anlatacak. Ondan sonra bitireceğiz. Kusura bakmayın.
Aynen. Biz Adem hocalar bize gerçekten işte pas nasıl yapabiliriz? İşte içeriye smaç plase nasıl vurabiliriz? İlk Mersin'e gittiğimizde turnuvamız bu. Turnuva 5 yıldızlı bir turnuva. Yani bizim Şampiyonlar Ligi maçı gibi. Ve bize gitmeden önce de şöyle söylüyorlar. Bakın emin misiniz? Hani siz Neriman Güldeniz, hani belirli kariyeriniz var. Diyoruz ki Emin ne misin? olacak İyi yani? düşün. Yani ne olacak? Polen'de var evet o video. Neriman koyabilir hatta Instagram'da paylaşabilir. Bizde sıkıntı yok dedik. Yani biz önemli olan toptan uzak kalmayalım, antrenman yapmış olalım ve de eğlenelim. Yani eğlenmeye çalışalım. İlk maçımızda zaten böyle anonslarla bir büyük saha var, bir de bir küçük saha var. O büyük 50 TL sahanda benden paylaşmaması için diye bak. ben 100 veriyorum, paylaşacağım. Büyük sahada işte anonslar Neriman'ın dediği gibi işte Güldeniz Önal, Neriman Özsoy işte Japonya'dan geldi böyle. Milli Sahada voleybol. çıkışımız var kumda. Ama şöyle bakıyoruz yani nasıl ısınıyorlar, ne yapıyorlar? Yani hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani burada nasıl olur? Biz böyle streç falan yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar dinamik isteyen streç falan yok. Herkesin başında bizim istatistikçi gibi. İşte bizim yani iki tane hocamız var Adem'le beraber. Onlar böyle gerçekten çok zor şartlarda. Plaj voleybolunu da gördük şartlarını. Çok zor şartlarda başarı kazanıyorlar. Onlara ayrıyetten bir gurur duyduk. Herkesin işte masörü, istatistikçisi böyle 4-5 tane işte, Taylandlar falan koşuyorlar. Biz öyle kendi kendimize erken ısınmışız. İşte geç ısınmışız. Yani bir yandan koşuyoruz maç başlıyor diye. Biz sahaya çıktık 25-5. Of. Yani pardon 21-5, 21-5, 21-5. Daha sayı alamıyoruz. En son böyle 21-7'yi falan gördük. İkinci maçımız küçük sahaya taşındı. Tabii ki o ana sahadan maç kaybedince küçük Yavaş sahaya yavaş gittik. sahanın dışına doğru, tribüne doğru gidiyorsunuz yani. Sağ olsun taraftarımız da var. O da Polen. Ondan sonra bir de işte federasyonumuzda görevli birkaç kişi var. Onlar bizi izliyordu. Ben gayet Neriman'ın anlattığı gibi smaç vuruldu. Neriman bloğa koşmaya çalışıyor servisten sonra. Blokçu yaptık onu. Ve işte smaç vuruldu. Ben ayaktaydım defans yaptıktan sonra. Ayakta böyle bekliyorum. Neriman aldı o topu böyle içeriye vurmaya çalıştı. Tamam mı? Çalıştı yani. O diyor ki bana sen yerdesin ama halbuki ben kalktım ve Neriman'a bakıyordum. Gördüm yani. O şimdi bana Bir yalancı diye. Neriman var. Orada bir Neriman gördüm. Evet. Yani inanılmaz. Yani sen Japonya'da 40-50 sayı alan maç başına bir kişi işte böyle şey olan öyle yani bir güzel bir vuruşu vardı. Sanırım polene attı bilmiyorum. Bence fileye de değmedi o top. Acaba Ya ben yanlış sonra Neriman'ı böyle mı bir getirdik demişlerdi. aynen sonra böyle bir sadece şokla izledim ne yapıyor diye. Ondan bir idrak alanı tabii Neriman orada bana kızdı. Kalkmıyorsun defanstan sonra senin yüzünden içeri atmaya çalışıyorum diye. Ve de son maçımız oldu sanırım. Başka bir maçta. Yerdeydi polen değil mi diyor. Polen'e soruyor. Valla çok güzel anılarımız oldu. Gerçekten rezil olduk. Ama rezil de güzel olduk yani. Ya olsun fark etmez, önemli olan bak güzel anılar biriktirmişsin. Burada Evet, anlatıyorsun, evet. ileride anlatırsın. Belki Ya videolarını yok, alırsın, daha çok evet. Instagram'da paylaşırsın. Evet öyle ve gerçekten çok zorluğunu da yaşadık. Yani biz ya parkeyle kum arasında bu kadar fark olacağını ben düşünmüyordum. O bana yatkın diyor. Hani plaj voleyboluna yatkın bir kişi diyor. Evet hani seviyorum, oynarken sevdim de ama inanılmaz bir yani farklı bir yer. Gerçekten yani biz böyle spor okulu gibi voleybolu yeni baştan oynamaya başladık orada. Nasıl pas yapacağımız işte smaç vuracağımızla alakası yok yani. Neriman sonra tabii oynayarak tövbe de uf demiş. Neriman sonra oynayarak İtalya'da falan oynadı. Hatta bu sene de bir planımız vardı İtalya'ya gitmek gibi ama olmadı. İşte o yüzden böyle hayatımız, plaj voleybolu hayatımız sona erdi. Daha Beni tam de konuk başlayamadı. ettiğin için teşekkür ediyorum. Güldünüz. Çok teşekkür ederim. Başlamadan sona erdi, Çok evet. teşekkür ederim. Katıldığın için çok güzel bir anı paylaştın. Yani hani bunu anlatmasan zaten bir eksik olurdu bence. Ama Neriman'da da kuzusunu biz görmeniz gerekiyor gerçekten. var mı onun Anlatılmaz videosu? yaşanır. Polen'de vardı videosu. Sen Peki. yarın da Polen'i al konuk. O da seyirci olarak pozisyon Yo, ay, birazdan alırım yayınlarım. Yarın voleybolmagazin.com'da izleyebilirsiniz arkadaşlar falan diyormuşum. alırsın. İzleyebilirsiniz. Yok. Telif hakkı al değil Ne olsun, canın sağ olsun. sana Güldeniz, vaktini yıkıyorum. ayırdın. Çok İyi teşekkür yayınlar ederim diliyorum. anlattığın için. Estağfurullah. Herkese iyi Görüşürüz. geceler. Görüşürüz. İyi geceler kendine iyi Sağ ol. bak.